Burası sorunun en efendisi da, burada laf çok yayında burada, burada laf çok, burada laf çok Burada laf çok Efendim iyi haftalar. Burada Laf Çok Ağız. CNN e Hoş geldiniz. Birbirinden değerli konuklarımızı ağırlayacağız. Ve fakat hafta sonu yoktuk. Bakalım 22 saatte, son 22 saatte neler gerçekleşmiş memleketimizde? Programımız an itibariyle başladı. Peki bugün neler oldu? Ülkemizde 22 milyon kişi domuz gribi riskindeymiş. Çin milli futbol takımı gazeteye verdiği ilanla teknik direktör arıyormuş. 70 yıl sonra yeniden basılan Hitler'in kitabı kavgam yok satıyormuş. Fransa'da bir fabrika sahibi fabrikasında çalışan 250 bin işçisine 1,5 milyon avroluk miras bırakmış. Ve meteorolojiye göre pazar gününden itibaren tüm yurt genelinde kar yağacakmış. Yani toplam 30 saniye sonra burada laf çok 30 saniye sonra başlıyor. Kahkanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz burada çokta yarın akşam. Hem Adanalı tiyatrocu hem Fenerbahçeli hem de amca olan Emre Karayel, Kredi adlı tiyatro oyununun yardımcı yönetmeni olarak Mahir İpek, yeni şarkısında imdat diyerek Yan Kalber ve güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Erina İlkina. Burada çok Pazartesi'den Perşembe'ye CNN Türk ekranlarında. Burada laf çok. Burada laf çok. Evlerinde ayaklarını uzatmış bizi izleyen izleyicilerimiz, radyolarında bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Haftanın ilk gününde burada laf çok başladı. İşte bu gecenin konukları. Ahu Yatu, oyuncu, model. 14 yaşında model olmaya karar vererek İstanbul'a gelen, özel bir oyunculuk atölyesinden oyunculuk dersi alan ve oyunculuğa da adım atan, bu sırada kendi tasarımlarını yapan Ahu Yatu, bu gece konuğumuz oluyor. Sunay Akın, yazar, araştırmacı. İstanbul Üniversitesi Fizik Coğrafya Bölümünden mezun olan, ilk şiirini 9 yaşında yazan fakat odunluk kapısına yazdığı için o şiiri kaybolan, daha sonra şairliğe başlayan ve pek çok şiir yazan oyuncak müzesinin sahibi Sunay Akın bu gece konuğumuz oluyor. Sevinç Erbulak, oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olan, aynı zamanda yazarlığı da bulunan, pek çok ödülü bulunan ve birbirinden başarılı işte yer alan Sevinç Erbulak bu gece konuğumuz oluyor. Burada Latrop tüm hızıyla devam ediyor. Efendim biz buna nazarlık diyoruz. Burada laf çok an itibariyle başladı. Sayın Ahu Yatı hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Onur duyarım. Değişmişsiniz. Çok büyük bir şey. falan ne oluyor ya? Çok çok teşekkür ederim. Keşke o kadar güzel kaplı bir insan olabilsem. Keşke o şey <laughs> kadar güzel kaplı bir insan olabilsem. Ama dikkat et konuklarım bu gece dayanışma içinde yani. Ya ciddi bir olekli yani <laughs> da, Daha, izin daha önce oldu mu hiç böyle bir şey? Yok hiçbir şey olmadı. Yani onca, onca ben olmadığını Mesut'un onun... suratından hemen anladım. Tamam <laughs> <yani. gülüyor> Kırmızı böyle bir al, al oldu. E, biz aynı zamanda buraya onca konuk geldi. Hepsi sana eli boş geldi değil mi? E, hiç, hiç, öyle söylemek istemem tabii. Eli evet, boş geldi. Yani. Eli boş geldi ah, ama ben sevgili geldi. Ahu Hoş ve geldi. sevgili Sevinç adına da üçümüz adına da senin programına bir hediye getirdim. Nasıl? Aa, ya bana hediye getiren evet. bin yaşasın tabii, ya. Tabii tabii. Böyle Oo, burada Sherlock. çakma korsan bir oyuncak müzesi görüyorum. <gülüyor> öyle Süleyman öyle, <laughs> abi o da mı o bana ha? verdiğiniz Oscar tabii, Wilde tabii, ve... Tabii Little e, Things. Evet. E, ama dinle hikayeleri. Anlat, anlat sen bu, anlat. Bunlar dünyada çok az, çok az ve çok az üretilen... Gitti misin? O evet. zaman ben buraya koymam Mesela. götürürüm eve. Kusura bakma. Bence Büzelerin, buraya koymalısın. Müzelerin çünkü... hediyelik eşya bölümünde evet, evet. satılan... E, ee, zaten burada her şey var. Çok teşekkür efendim, ederim. hayırlı olsun. Garanti Ay. belgesi Aa, çakma oldu. Abi, çok kötü yani çakma değil değil mi? Çakma değil değil mi? Yani bak böyle gösterebilirim. Lütfen efendim bak burada <laughs> tezgahı kurduk. <laughs> sen enteresan. Burada <laughs> hiçbiri çakma değil. <laughs> ya, her sana, şey orijinal. Bir de sahaflar yani saf, evet sahafları bu akşam. E, ee, taşıdık buraya. Sayın Aoyat'a hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. E, ee, Sayın Sevinç Erbulak hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ee, Charlie Chaplin ya da e, Charlo. Sen hoş, hoş, geldin. geldin. Ay çok tatlı. Bu böyle kalsın ya, bazen yamuk iyidir. Şimdi yok. Bir... Yok. Öyle mi diyorsun? Ya dik tut onu ya. Yani yamuk durma tabii ya. Abi, Yazık ya. Popo da sıkıntı olabilir. Ama olsun. Hafif tabii artık Allah. yaşlandı. Arkaya şey koy bir şey koy arkaya destek A koy. Abi arkaya böyle yok, yok. O, dik durmadan program yap, başlamaz. <laughs> Olmaz öyle Charlie Chaplin eğri durma dur. Hayatı boyunca. Yemin ederim böyle. <laughs> hayatı bak. O dedi ya Hitler'in Hitler'in az önce kavgam kalktı. Hiç tık. yere kafa tutmuş adam durur o dik durur. Olur, o dik. zaman eğri durmadı. Tabii. Ya, bu bu <laughs> e, ben program boyunca sağ e, elimi kullanamayacağım için hepinizden çok özür diliyorum. Sol elle devam Bravo. edeceğiz peki. E, Sunay abi şuradan <gülüyor> başlamak <gülüyor> isterim. Sunay Bey'in 5 yaşındaki fotoğrafını bir gösterebilir miyiz lütfen? Ne? Hadi ya. 5 <laughs> yaş fotoğrafı. Buyurun. Bu, bu değil, bu değil. <laughs> bu değil. <laughs> bu geliyor. bu değil. Bak, şimdi geliyor. aradaki yedi farkı bulun. Şimdi geliyor. Evet, aradaki... evet biraz bakalım. Aradaki yedi farkı. Aradaki yedi farkı. Yedi 7, farkı. 77 yedi. farkı oldu. Ne yedisi? Yok ya. 77 Çok da ya. değişmemişsin. Abi Hadi bir ya. gözlüktür yani. Başka ha? bir şey değil. Hadi canım. Hadi. Bir gözlük dedi. <laughs> <laughs> yine, yine içtenlik, yine bilgelik. o beş yaşında başlayan bir şey demek ki. Evet. ]ydi. evet. Ee, Bunu, bir bunu şey. geçenlerde öyle bir annemlere çıkmış sohbet ediyorken orada bir eski albümleri karıştırırken orada elime geçti. Epeydir ben de hatırlamıyordum fotoğrafımı. Çocukluğunu hatırlamaz mısın? Yani senin gibi oyuncak müzesi olan bir adam. Ee, A. Ya çocuklukta gerçekten elinde oyuncak yoktur. B. Gerçekten o kadar güzel oyuncakları vardır ki ben büyüyünce bunların tamamını müze haline çocuk, getireceğim. Çocukluğumu hatırlamamı istiyorsun? 5 yaşına gidelim. Biraz gidelim. Dönelim. Uzan evet bir buyurun. Aşamadım. Psikiyatrist Mesut <laughs> <nesil> ya. <laughs> Hiç, anlat Sunay. <laughs> Bundan başka <bahsettim. gülüyor> <laughs> çünkü ya özgürlüğü elinden alınan çocuğa büyük derler. Bu yüzden benim Güzel. için çocukluk böyle bir geçici bir dönem değil, bir yaş dönemi değil. <laughs> Ama şimdi çocukluktan konuşacaksak da yani böyle tehlikeli laflar etme. <laughs> yani çocuklardan konuşmayalım, başımıza iş almayalım. Yani çünkü çocuk çok tehlikeli bir konu oldu bugünler bugünlerde. <laughs> Tam kara mizah değil mi? Ben 5 yaşına gidelim dedim. Ya beş, sadece bir... Hatırlıyor musun 5 yaşına? Çok iyi hatırlıyorum. Beş yaşını çok iyi hatırlıyorum. Annem en güzel kıyafetini giyer, abim ve beni de en güzel elbiselerimizi bize giydirir. Çıkardık sokağa. Pencereden herkes annemle abim beni gösterdi birbirine. Ben annemi hiçbir zaman bir düğüne, bir nişana nikah giderken o kadar şık görmedim. Ben biliyordum nereye gittiğimizi. En güzel kıyafetlerimizde. Evet. Kitap, kitap almaya gidiyorduk. Kitap almaya gidiyordunuz. Annem bize kitap sevgisini aşılamak için. Yani çarşıya çıkmışken kitapçıya uğramazdı. Kitapçıya gider, kitap alır, eve gelirdik. Kitapçıya gitmek ayrı bir ritüeldi. Neredeyse bayram gibi bir şey yani. Kesinlikle. Haftada bir bunu yapardı dostum. Ve bunu yapan annem ilkokul mezunu. Ama o cumhuriyet kadınıydı. Ya yani çocukları okusun, çocuklara aydın insan olsun, bilginin peşinde koşan insan olsun. Tabii annem her çocuk gibi o kuşakta beni de çok yanlış yetiştirdi. Ne Çünkü yaptın? 5 yaşındayken e, oynamak için sokağa çıkacağım. Kapı önünde ayakkabılarımı giydiriyor annem. Ben talaşlayayım. Bir an önce sokağa çıkıp oynayacağım. Sokakta oynamama izin vermiş. Orada bana hep şöyle telkinlerde bulundu. Yavrum hiç kimseyle kavga etme. Kimseyle kötü olma. Kötü söz söyleme. Kimsenin bir malını bir şeyini alma çalma. Ne kadar kötü değil mi? Yani biz böyle yetiştik. Halbuki yavrum vur kır al çal götür dese şimdi başka bir sunay yakın vardı. Nerede olacaktın ki o zaman? Çok iyi yerlerde. <laughs> bir de bak o günlerde unutmadığım babamın e, babamın e, elbiseler kes babam terzi tabi iyi bir terzi zaman içinde tuhaf oluyor sonra konfeksiyon sonra geliyor İstanbul'a e, büyük dokuma makineleri alıyor konfeksiyon işine giriyor üretime, babam hepsinden geçti ve tabii ki batıyor. Onu da yaşadım. baba. olamadan mı batıyor? O batıyor. Şey tabii. Be, olamadan batıyor. Yani Hulusi Kentmen var varmadan olamıyor. Mı? Hulusi, ya Hulusi Kentmeni siz tanıdınız ben. Ha, ha sen. Maalesef. Değil, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum. çok Tanımadım Hulusi Kentmen'e geldim. Canlı ya. gördüm anlarsın. Ya ben, ben a Hulusi Kentmen e, Erzurum sitesinde oturdu koşu yolunda. <laughs> ben de son liseyi Koşu Lisesi'nde okuyorum. Eee Haydarpaşa Lisesi'nden atıldım. Koşu <laughs> Lisesi'ndeyim. Niye atıldım diye sorma. <laughs> Sormayacağım. E, program başka bir yere gider. Bana batıldım zaten kesinlikle. Ee, hep sınıfta böyle arkada oturan var ya arkada hayırsız o hep bendim hep arkalarda. Boy da uzun tabii. Boy ondan dolayı zaten. Hataypaşa Lisesi 87 kişi. 87 kişi bir arada okudunuz mu siz? Boyumdan sınıfta. dolayı en arkadayım. Öndekileri öğrenciler duyuyor öğretmeni. Ön sıralar zaten böyle inekler vardır. şu 2 3 sıra böyle not alır. Ben boydan dolayı. <laughs> sen boydan, boydan dolayı. Mi? Yoksa sen mümkün değil. <laughs> evet. Onun arkasındakiler, ortadakiler biraz duyuyor. Bizim hiç ders ilgimiz yok. Allah aşkına. Duymuyoruz ki. duymadım bir şey. Nasıl evet. duyayım? Ya ben Haydam işte lisesinde o yıllarda 70'li yıllarda bir kere sözlüğe kaldırıldım, kaldırıldım. Sıfır aldım ama haberim yok. Niye? Hoca çağırmış. Duymuyorum arkadan O, o duymadığın için. duymuyor. Hayır arkadaşlar dedi Sunay seni sözlüğe çağırıyor. Ben dalga geçiyorlar sandım. Çünkü yapıyorduk biz böyle. Mesela Mesut Hoca seni sözlüğe çağırdı. Gitsene falan. 87 basamaktan gelince biraz insanın inatısı gelmiyor yani. Şimdi Koşuoğlu'da, Koşuoğlu Lisesi'nde Hulusi Kertmen 5B otobüsüyle biner Kadıköy'e inerdi. Tam da bizim okulun çıkış saatine denk gelirdi. Öyle tanıştık. Ama Hulusi babaydı yani biliyor Zaten denizaltıcı, az subay. Tabii. Denizaltıcıydı o. Denizaltıcı, az subay tabii. Bak denizaltıdan söz ettik ya. Şimdi ben hemen lafı... Sözü Arkadaş, hulusi soracağım. Nereden biliyorsun denizaltıya nasıl gidiyoruz? Oradan şimdi hulusi Oradan bağlıyoruz, ne bağlıyoruz. Bak nereden nereye geldik? Fabrikatör olamadı baban, hulusi Keltman dedik. Hı -hı. Sen dedin hulusi olamadı, Dedim. hulusi tanıdığımı söyledim. Denizaltı Asımaydi dedik. Ha. Şimdi geldik bir denizaltıya. Hı -hı. Ee, bana diyorlar bundan nereden buluyorsun? Ee, var hayat böyle. Ee, bir denizaltımız. Bu denizaltımıza 1972 yılında 29 Haziran 1972 yılında tiyatrocular ziyaret ediyor ve denizaltının içine giriyor. Ve denizaltıların defterleri vardır. O defterlere ziyaretçiler bir şeyler yazar. Denizaltının içinde. Çevre Tiyatrosu, Yüzsüz Zühtü Turnesi İzmir, 29 Haziran 72. Ve çok çok değerli benim örnek aldığım, benim ustam, hocam, benim ben olmamda en büyük pay sahibi olanlardan biri. Altaner Bulak, Oraya bir karikatürünü çiziyor ve şunu yazıyor. Bizim bütün denizciliğimiz bu kadar. Hepinize saygılar. Ve bir denizaltının hatıra defterine Altaner Bulak kendini bir, bir akvaryumun içinde çiziyor. İşte böylelikle bu programda Altaner Bulak'ın bilinmeyen bu karikatürü gün ışığına çıkıyor. Ve onun kızına Sümeykin tarafından hediye ediliyor. Çok genç oluyor. Füsun Hoca'nın da aşağıda. Neral kimler, kimler? Ya ne oldu? Bak bak bu ne bak, bak deniz bu abi, denizaltı gitti kent... gitti. Bu denizaltı yok, altın, yok, yok. Yok. Denizaltının arşivinde dibinde bir yerde kalmış. Hatıra defterinde o da hatıra e defterleri ya. <laughs> yüzlerce sayfaları arasında. Nereden buldu? Kusuna ya abi nereden buluyor? Var. Arıyor. Çok güzel laf ama. Var. Var. <laughs> var. var. Arıyor. Ya şey soruyorlar ya e, Rodin'e. Bu güzel heykeller nasıl yapıyorsun? Rodin diyor ki ben bir şey yapmıyorum. Heykeller taşın içinde var. Fazlalıklar atıyorum. Çok güzel. Ben de hayattan fazlalıkları atınca bunları buluyorum. Nedir o fazlalıklar biliyor musun işte? Onlar işte hisse senetleri. Hı hı. Hisse senetlerini atarsan hayatından hissi senetleri bulursun. Hissi senetleri bulursun. Neyin peşinde koştuğunla ilgili. Sen artık yani çok uzun zamandır hissi senetlerin peşinde koşuyorsun. Evet. E, dolayısıyla yani yaptığın müzeyle de enteresan bir şey tabii. Hemen hazır girmişken böyle müzeye. E, şu herhalde Türkiye'de bu bir ilk. Ee, İlk, bir evet. iki üç dört üniversite mi var burada. Dört üniversite İtalya'da dört. Bir doktora tezi elimde evet, tuttuğum. Evet. Çok değerli bir şeydir çünkü doktora tezi'nin ne anlama geldiğini çok iyi bilirim evet. ee, ve insan böyle gerçekten şeyle tutar, el titreyerek tutar. Yalnız dört üniversitenin doktor tezi evet. ve doktor tezinin konusu sevgili izleyenler Suna yakın ve İstanbul oyuncak müzesi. Işık karanlığı yener. Bu ışık benim değil. Ben onu taşıyan bir elim. Ee, üzerinde değil, tesi di speziyla, yani. Tamamen yok İtalyanca, ya. İtalyanca ama İtalyan'da... İtalyanca'nın sadece tez başlığında Türkçe var. Dört üniversiteler bir araya gelip e, Sunay Akın'ın e, hem çocuk duyarlılığı, çocuk tarihi, hem müzecilik konusunda katmış olduğu yenilikler orada dört üniversitenin doktora tezi olarak kabul edildi. Ama benim ülkemde, ben misaki milliyeciyim. <laughs> Benim ülkemde ne yazık ki oyuncak müzesi işte evlerde kimsenin oynamadığı eski oyuncakları topluyor koyuyor <laughs> ya, böyle. ya biz yapıyor yani böyle. Biz zaten şey, şey diyor çocuklar ne yapacaksın bu önündeki şeyleri çakma müziği? Dedim ki Sunay abi hediye edeceğim yani <laughs> en finalde yani şey rahat bir diyeceğim. Her sezon yaptığımız gibi Sunay abi. Çünkü e, çok basit bir şey bile çok değerli bir şey haline getirebiliyorsun. O bilgiyle biraz da severek oluyor. Başka türlü olmaz. O çocuğu seveceksin, oyuncağı seveceksin. Empati yapacaksın. Sen büyümedin. 5 yaşında, 5 e, yaşındaki Sunay ile şimdi Sunay arasında hani 7 farkı bul diyorsun. Hiç fark yok ki. Hala öyle düşünüyorum. Çocuğu seveceksin dedin de. çocuğu seveceksin dedin de. Ziya Osman Sabah'ın bir şiiri. Patik yap konduracı. Bunu Sevinç çok sever. Patik yap kunduracı bol bol patik. Bebeler için ilk adımı atacak. Çocuklar için koşacak oynayacak. Terzi abla mini mini elbiseler dik. Yazlık, kışlık, mevsimlik. Saçlarına kurdela, bileklerine bilezik. Ama şu dünya hali bin türlü kaza bela. Ama bunca hastalık, gıdasızlık, verem. Tabutçu ölçünü büyük tut, büyük. Çocukların öldüğünü istemem. Ha Bu bir e, terör programı falan değildir. Yanlış anlaşılmasın. Ziya Osman Sabah'ın yüz yıllar önce yazmış. Ziya Osman Sabah. Tabi. Evet. Ya, yani Türkçe şimdi beni, beni üzen, yüzden, hepimizden ne yazık ki bu çocuk duyarlı konusunda işte görüyorsun dünyada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. E, beni üzen şu lütfen e, bu toplumun kültüründe binlerce yıldır geleneğinde olan o çocuk duyarlılığını lütfen aktüelite e, olaylarda birbirimizi yumurta gibi haşlayıp kırmayı çok sevdiğimiz aktüelitenin sığ sularında harcamayalım. O, onu oraya e, kullanmayalım lütfen. Yani çocukları korunması için öldürülmemesi için söylenen her söz çok güzeldir, çok kutsaldır, çok değerlidir. Bunun altında başka bir şey aramayalım. E, çocukları kimse kullanmasın. Söylenen her sözü de çocuk dünyasının saflığı temizliği içinde kabul edelim. Aynen öyle. Ne terör propagandası olsun asla, ki, ne karşıtı. Asla. Aynen asla. Çocuk Aslında. çocuktur. Güzel Zaten çocuk. Zaten evet yani çocuk için söylenen sözlerde terör aramamak lazım. Yani eğer bir insan ya ben o sözü söylediğinde de terör gözüyle bakılması beni üzüyor. Ee, o Ayrı bir konu. Ama eğer çocuk varsa çocuk sözü geçiyorsa orada duralım. Hı. Onun üstünde tartışmayalım. Hı. Şu anda bile bizi izleyen çocuklar var. Çocuklar her yerde. Ha, şunu hep diyorlar ya çocuğun orada ne işi var? Çocuğun sokakta ne işi var? Çocuğun, ya bakın çocuk hayatta her yerde var. Bence biz hayattan çocuğu değil, silahı temizleyelim. Çocuk her yerde var çünkü. E, şu anda içinde bulunduğumuz televizyonda sevgili dostum bak ben şimdi şurada sigara yaksam ne yaparsınız? Yapma abilerim. Paniklersiniz hemen mozaiklenir. Düşün film, ben filmde oynuyorum mozaik, hemen çakma mozaik. Abi, yazık seni mozaik. Ya. Ben 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 zaten yeşil Ağacı'yım. Ben sigara iç içmiyorum. Beni bilen bir ayrı bir konu. Ama hemen mozaiklenir niye? Çünkü sigara insan sağlığına zararlı kötü ya. örnek. Hı. Doğru. Yani göz tamam ben ona taraftarım. Tabii ki bunu sunma. Ben eleştirmiyorum. Ama bir içki alsam elime hemen mozaik değil mi? Görüyoruz değil mi? Niye? Çünkü sigara ve içki insan sağlığına zararlı. Doğru. Değil mi? Çocuklar görmemeli. Doğru. E peki haberlerde saatlerce izlediğimiz o silah görüntüleri, o şiddet görüntülerini çocuklar bunları görmüyor mu? Hı hı. Ha? Çocuklar bunları ben görmüyor de, mu? her şeyde. Sürekli, özellikle haberlerde. Haberlerde bombalar, fişekler, tüfekler. Ya sigara için içki için zararı kendine. Tamam. Sigara içen kendini yapar, içki içen kendini yapar. Peki o silahlar o zarar kime? Yani amaç insan sağlığını, insan hayatını korumaksa sorarım. İçki sigaraya vermiş olduğumuz, e, haklı olarak göstermemiz gereken ehemmiyeti çocuklar görüyor diye onca silaha, nefrete, şiddeti niye göstermiyoruz her gün televizyonda, bilgisayar oyunlarında? abi Çocuktan şimdi... konuşacaksak bunları konuşalım. Aynen yani, yani şiddetin arkasında e, duramazsın önemli, zaten. İşte çocuğu, çocuğu eğer biz hayatta şiddetin içinde görüyorsak, Çatışmaların biz büyüklerin birbirini kırdığı o nefret dolu dünyada çocuklar eziliyorsa bunun en önemli nedenlerinden biri çocuğun dünyasındaki şiddeti arındırmak olmalıdır. Hı hı. Yani bunu nasıl yapacağız ben de bilmiyorum ama bir önce bir çocuk Bakanlığı kurulmalıdır. Bunu yıllardır söylüyorum. Ne yazık ki evet haklı ya, olduğumuz bir noktaya çocuk geliyor. Bakanlığı. Çocuk Bakanlığı. Kurulmalı. Aile Bakanlığı var. E, kısmen kadın Bakanlığı var. Ama çocuk, çocuk Bakanlığı. Çocuk, çocuk Bakanlığı. Bakın biz çocuklar hep hani kimsesiz kalınca, yani bakın çocuk devletindir. Dikkat edin. Eğer bir yerde bir çocuğa Devlete evli Bravo. Bunun sebebi, nedeni ne varsa çocuğun sebebi devlettir. Dikkat edin. Anne babanın yanına gidip çocuğu almıyor mu devlet? Niye? Çünkü devletindir. 18 yaşına gelene kadar herkes çocuktur Uluslararası bir yasadır kanundur ve çocuk devletindir. Onun hakkındadır Çocuğun başına bir şey geliyorsa bunun sebebi devlettir. Yani devlet kim peki? Ha, devlet de biz. Hepimiz. Devlet ben. Devlet deyince akla politikacılar gelmesin. Sakın ha. Devlet üniversiteler. Sivil toplum örgütleri. Ya politikacılar da sıra, sıra, gelmez. Nerede bu ülkenin üniversiteleri? Ha? Nerede? Bunca çocuk üzerine ya neler neler geçiyor hiç girmek istemiyorum. Aktüeliti sevmiyorum. Bir tanırsın. Hı, hı. Ama işte o işte verilen yanıtlar çocuk üzerine kullanılan cinsellik girmek bile istemiyorum. Yani benim beynim almıyor. Sizler çok açık bir şey. E, peki nerede? Peki bu ülkenin üniversiteleri nerede? Ha? Devlet o devlet üniversiteleridir dostum. Devlet aydınlardır. Sivil toplum örgütleridir. Devlet biziz. Politikacı en alt sıraya yazsın. Devlet benim. Devlet bir ülkenin aydınlarıdır. Bilimidir, sanatıdır hocalarıdır. Devlet bu. Peki neredeyiz? Ha? Peki biz kendimize sorumluluk sahibi hissetmeyip sorunu üstümüze almayacağız da bunu kim yapacak? Bak Metropolitan Müzesi vardır Amerika'da. Lütfen gidin görün. Metropolitan evet. Müzesi tarihi çok güzel bir müze. Dışı heykellerle dolu, sütunlarla dolu. Müthiş estetik bir müze. Müthiş. Yalnızca dikkat edin. Onun girişinin sütunların üstünde çirkin kaba böyle taşlar var. Dört tane. O kadar çirkin ki. Ya bu kadar heykel dolu, güzel bir cephede bu kaba çirkin taşlar ne? Nedir onun öyküsü biliyor musunuz? O müziği yapanlar dediler ki, kanal verdiler her tarafına estetiğe sanat tarihçiler. Bu taşları da bu kenti yönetenlere bırakalım, politikacılara. Ya yani onlar karar versin. Oraya Amerika başkanlarını mı koyarlar, işte Amerika'nın simgesi kartalı mı ne koyarsa koyarlar. Lakin politikacılar kavga etmekten, birbirini yemekten bir karara varamıyorlar. Taşlar orada En sonunda diyor ki o müziği yapanlar durun. Zaman doldu. Ama biz karara var, bir karara varmadık ki. Vardınız. Çünkü siz hissiniz. Bu taşlar böyle kalacak. Ve bu müze durdukça anlayacak ki insanlık. İşte eğer bu hayatı, hayatı, ülkeyi politikacılara bırakırsak her şey böyle çirkinleşir işte. Onlar kavga etmekten hiçbir sonuca varamazlar. Hiçbir güzelliğe ulaşamazlar. Gidin bakın o taşlar hala orada öyle durur. Şimdi e, bu halat meseledir biliyor musunuz? Sürekli olarak müdahale ediyorlar. Ya şimdi işleyelim onu yeniden yapalım. Hayır. Artık müzenin kendisi de tarihi olduğu dokunamazsınız. Yani. Evet. dokunur. Evet. Şimdi biz bu kadar politize edilmiş bir hayatın sıkıntılarını yaşıyoruz ne yazık ki. Evet, politika önemlidir. Politikaya da hayatta yer var. Ama yani hele çocuk konusunda, hele bir yerde yaşama kültüründe e, bu devleti devlet yapan üniversiteleridir, bilimidir. E, Kütüphaneleridir, müzeleridir. Ee, artık sorumluluğu üstümüzde almamızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Yavaş yavaş hep birlikte ilerleme. Aynen öyle. Ee, Aviye, hoş geldiniz. Yani sizin kırmızıya karşı ayrı hoş bir e, sevincinizin, e, aşkınızın, yakınlığınızın e, yakın bir mesafenizin olduğunu söyleyen tüm o editöre karşı şu siyah ne olduğunu sorabilir miyim ya? E, gelmeden önce programa baktım. Turuncu bir koltuk olduğunu gördüm. Turuncuyla kırmızının iyi gitmeyeceğini düşündüm. Siyah giydim ama biz de hepimiz sözleşmişiz gibi siyah. Neye otursam yakışır programı oldu bu şimdi böyle <laughs> enteresan. Siz tabii moda modayla çok ilgili olduğunuz için o evet. şeyleri biliyorsunuz değil mi? Yani hangi rengi hangi renk. Ama siyah biraz da şeyi o, e, o toplayan, e, biraz dikkat toplayan bir renk olduğu için muhtemelen o yüzden ama bir kırmızı giyseydiniz güzel olur sanki diye düşünüyorum ben. Eh, e, sen olmadı. Öyle bir dahaki Larki sefere öyle artık. Aynen öyle. Aynen. Aynen. Ee, Kemal şeyde miydi Londra'da mıydı? <laughs> Kemal'in kitabı çıkmış. Kemal'in kitabı çıkmış. Bizim abi ya az önce geldi bir kutu. Siz tanıtın isterseniz buyurun. O kadar, da, buyurun. Ya, o kadar da keyifli bir şeydi ki ben hemen Sunay abiye böyle elini titretmiş. Ben aldım bunu. Göstermek onu, ben istedim. Ee, şeyden çıkmış altın kitaplardan <laughs> çıkmış. Çok güzel. Ee, çocuklar için belki de. Harika. Bir şey e, bir kent rehberi. Harika. Yanında da güzel oyuncaklarla geldiği için ya dedim bunu hemen Sunay abiye göstermek zorundayım. Benim alttaki oyuncak müzesine o oyuncaklar. <laughs> Alt, alttaki oyuncak müzesi. Çok ama güzel kitabı kitabı bak. sana verebilirim. Bir çünkü senin şeyin içinde. Çok e, güzel bir kitap. Koleksiyonun içinde. Evet keyfini. çok güzel bir kitap. Kitap olacaktır. Peki e, biz sizi son zamanlarda elbette ki podyumlardan tanıdık ama son zamanlarda oyunculuğunuzda e, gayet güzel e, şöyle söyleyeyim nefretimizi topluyorsunuz. Hatta böyle gelirken e, yenge hanım yani eşim ne <laughs> E dedim bizzat kendisine söyleyeyim istersen. De. Tabii. Ya ilginç bir karakter oradaki. Yani hani evet. gerçekten aşkının peşinde koşan. Evet. Karan parça bahsediyorum. Aşkının peşinde koşan ve bunun için kendisini hani teslim eden ve değişebilen yani 180 derecede dönüşebilen bir karakter. Tuhaf değil mi? Yani size başlangıçta böyle değildi. O niye değişti öyle? Çok öyle değildi aslında ama biraz daha böyle Akdeniz kadınını da e, yansıtmak amacıyla e, daha tutkulu, aşık oldukça o tutkuları ve duyguları daha çok ortaya çıkan, ifade edilen bir karakter haline dönüştü. Dolayısıyla ona göre de zaten hikayesi de evrildi. Enteresan bir şey oldu. Peki siz Akdeniz kadını mısınız? Ege kadınıyım. Ha şimdi ile Akdeniz kadını arasındaki üç fark sayabilir misiniz? <laughs> Valla pek sayamam. Boğazı. Ama şöyle <laughs> şöyle sayabilirim aslında e, duygusal anlamda bence çok farklı değiller. Yani samimiyet, duygusal hislerini ifade etme, e, net olma, doğru söz söyleme gibi çok ortak noktaları var diye düşünüyorum. İyi yani canım bizi ayıran çok küçük bir deniz şeyidir yani. E, hatta o Dacia Knidos yarımadasını e, kın dostlar zamanda ya şurayı kessek aslında iki deniz birleşecek ha. toplamda Akdeniz olacak biliyorsun iki deniz değil bir şey yok e, kesmemişler üşenmişler galiba şimdi zaman zaman düşünün oraya bir boğaz açsak mı yine iki deniz birleşecek dediğiniz doğru otunda aşkında tadında Akdeniz ve Ege kadını birdir yani bir. iyi bir kadınsınız estağfurullah estağfurullah olur mu ya değil mi abi yani hani Akdeniz'in otunu bilirsin Ege'nin otu bir Ege'nin otları biraz daha şeydir. Apollon'un toprakları daha ya. Sanat ve ışık tanrısı Apollon. <laughs> Apollon'un toprakları Ege, değil mi? Anadolu öyle kabul edilir. Tabi tabi. Apollon e, Biliyorsunuz zaten uzmanlık alanına girmek. Tamam. Ya. <laughs> yani Apollo <laughs> Pardon, e, Biz hiçbir şey bilmiyoruz. <laughs> yani Evet. Yon yalıdır, bu değil topraklarındır. Bur Buran, buranın Bizim ama yani Apollon'u roketlerle yazıp giden de Amerika yani. <laughs> ya bu toprakların kültürü, bizim medeniyetimiz. Biz burada kiracıyı toprak sahibi, hepsi benim. Hiçbir isim veremem ben bu ülkenin. Ne bugüne ait, ne de geçmişine ait. Hepsi benim kimliğim. Ama Apollo'yu uzay gemilerine yazıp yukarı gönderen, Aya giden Amerika'nın Amerika. ne, ne trajedik değil mi? Adamların bir şey yok o. Metropolitan Müzesi'ne baktığında abi Amerikan tarihiyle ilgili hiçbir Her şey Herhalde. ama biz kendi topraklarımızda çıkan arkeolojik eserleri devletler değerini bilip müzelere alıyor muyuz? Yani onu da söyle <laughs> hakkımız yok. Ee, yani şu, mi? Yani biz ya, hak ettiği, ya, bırak onu gidenler gitti. Kalanların hakkını verebiliyor muyuz ya? Kalan yani? sağlar bizimdir öyle bakacağız. Ya, ama işte. İnşallah veririz herhalde. Ne bileyim yani sen şimdi bu oyuncak müzesinden ya. yavaş yavaş normal bir müzeye geçiş yaparsan onda elimize toplarız diye Kalan <laughs> sağlar bizimdir diyorsun. İşte sağ kalsın herkes deyince de bu sefer başka <laughs> bir şey oluyor ya. Yani. Abi siz de <laughs> <aman> ya. <laughs> herkes sağ kalsın Kimse e, ölmesin. Tabii ki kim ölmesin. Eee Semi siz de hoş geldiniz. Hayır, hayır, bu hayır. müstehak son e, tiyatro oyunumuzdu doğru değil mi? Hayır efendim müsait bir e Tiyatro gazetesi. <laughs> tiyatro gazetesi pardon. burada bu, tiyatro <laughs> Sahne hal bünyesinde. Röportajlar de, yaparsınız siz. Evet. Doğru diyorsunuz da ben oyunlar, şeyler karıştırdım şimdi. Müstahak hepimize müstahak bir tiyatro gazetesi. Oradaki röportajlarınızın çok samimi olduğu söyleniyor. Ee, çok keyif alıyorum. Çünkü e, sahne halin gazetesi e, bütün tiyatrolar, alternatif tiyatrolar, kurum tiyatroları hepsi sadece ben röportaj yapmıyorum. Çok kalabalık bir kadrosu hı -hı, var. Hı. Tamamen gönüllülük ilkesiyle işliyor. Hı -hı. Ve ustalarla, meslektaşlar, yaştaşlarımız olan meslektaşlarla meslektaşlarız meslektaşlarımla ve ustalarla röportaj yaptığım bir portal hem internette hem de şimdi biraz dergi gibi dergi gibi değil de değişti biraz matbaa sahibimiz değişti eski matbaamız batmıştı bu çok inanmadığım bir şeylerin çok yoluna girmediğini artık düşündüğüm sadece kendimizi rahatlatmak için bir şeyler yazdığımızı düşündüğüm sosyal medya mecralarından bir tanesinde acaba atlarına binip giden iyi insanlardan bir tanesi uzaklardan görür mü diye bir tweet attım hı hı. ve biri döndü Ankara'dan bir makaleye atın sahibi. üzerindeyken terkisi böyle sağ tarafı Evet bir, şöyle bir durdurdu yani. atını döndü ve şimdi renkli biraz daha fazla sayfa sayılı bir şekilde Aylık olarak çıkıyor, Sizde ücretsiz olarak tabii. dağıtılıyor. <laughs> e, bütün okurlarına müstahak olsun. Gerçekten çok 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 güzel bir e, gazetemiz bir şey var. Bir söyleyeceğim, oradaki samimiyet e, tüm konuştuğumuz insanları tanımanızdan kaynaklı bir samimiyet e, onun mi? Onun yoksa... çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum ama oradaki samimiyet daha çok ben e, röportajcı değilim zaten, gazeteci falan değilim ama tanıma bilgisi elbette öyle bir şey. Çünkü ustalar da ya beni yetiştirmiş oluyorlar ya hayranlıkla yıllardır izlediğim büyüklerim oluyor ya da yaştaşlarım, meslektaşlarımın Hı. arasında. Bir de röportajı şöyle çözmeye çalışıyorum. Herhangi bir makas uygulamıyorum. Yani bütün o akışı sonra kulaklığımı takıp genellikle gece vakitlerinde dinleyip işte iki saatlik röportajları altı saatte çözerek gerçekten kelime kelime. Sonra da konuğuma yolluyorum çünkü insan bazen kendini o hızın içinde... E, ifade ederken ya orada da aslında şöyle demişim ama o şu demek diyor ya da ben bazen yorgunluktan e, bazı şeyleri yanlış yazabiliyorum. Karşılıklı bir e, kontrol ediyoruz. Ondan sonra yayınlandığında genelde çok güzel tepkiler alıyoruz. Ama bu müsaaktaki bütün röportajlar ve bütün sayfalar için geçerli. Çünkü gönüllülük ilkesi çok özel bir ilke. Öyle yaptığın zaman bir şey hı hı. zaten sonucu çok güzel çıkıyor. Yani tiyatronun biz e, hani bir kademe ya da iki kademe daha yukarı e, taşındığını biliyoruz son zamanlarda. En azından buraya gelen tiyatrocu arkadaşlarımız bunu evet, söylüyor. bir İki adım bir biraz geldik. daha fazla ha, hatta tabi İyi bir noktaya, noktaya geldik diyorlar demek ki yani kendi içerisinde bir e, yazılı bir şeyini e, oluşturabilecek kadar geldiyse iyi bir şey. E, yani zaten sanatın bütün dalları suya yazı yazmak olduğu için müzelerde arşivlenmediğimiz, bizi arşivleyemiyorlar tiyatro oyunlarını arşivleyemiyoruz. Sadece hislerimizi hatırlıyoruz. Hı hı. Ne güzel oyundu diyoruz ama repliklerimizi biz bile unutuyoruz. Hatta bazen birbirimizi hatırlatıyoruz. Çünkü o kadar çok izlemiş oluyorsun ki karşındaki oyuncu. Hmm. Sen onu kendini hatırladığından daha iyi hatırlıyor oluyorsun. Ama ne olursa olsun sanatın bütün dalları suya yazı yazmak. Hep bir zamanların hisleri onlar. Ama bu tarz müstahak ve benzeri yayınlar bir şekilde tarihe not düşmek. Çünkü biz hafızasız unutmayı çok seven, unutmak çok işine gelen bir toplumuz. Hayat öyle devam ediyor nicedir yaşadığımız hmm. ülkede. O yüzden hatırlamak, anımsamak, yad etmek... Ee, tekrar etmek, hatırlamak bu, bu, iyi. bu söylediğiniz genel olarak dünyanın sorunu. Tek başına bu ülkenin sorunu değil. Genel olarak dünyada Evet ama ben bu ülkede bir yaşadığım için şey. Evet. O biraz işimize geliyor. Çünkü hayatın devam etmesi için bazı şeyleri unutmamız gerekiyor. Ya da daha tehlikeli bir hastalık olan kanıksama hastalığına yakalandık belki de. Hı -hı. Sürekli aynı şeyleri izleye 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 Ha bu zaten oluyor bu ülkede. Ya dünyada yoktur abi. Bir f 5e basarsın da hani Tekrar bir yeniler ya kendini bilgisayarın içindeki bilgi ya da yani, yani hatıra hafızadan söz edince yani işte müzeler bunun için var. Müzeler toplumların hafızasıdır. Elbet. Yani bir insanda bellek neyse toplumdaki de müzedir. Hı, hı. Bütün mesele bu. Aslında ya yani dünyanın dedin. Evet kişi olarak bilemiyorum ama toplum olarak öyle değil. Hı hı. Bir Alman her gün bir müzeye giderse 16 yıl Almanya'nın müzelerinde yaşar. <laughs> ama iyiymiş ya. E şimdi <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi Almanya bir şey unutur mu? Ama bir Alman unutabilir. Ama Almanya unutmaz. Neden? Çünkü bilgiye, sanata, her şeye hafıza yapmış. Bırak tiyatronun kendisini. Biliyorsun sen de. Kukla tiyatrolarının müzesi var ya Sevinç. Evet. evet. Ya bana binlerce Kukla tiyatrosunu, Küçümsemek için söylemiyorum. En çok sevdiğim Kukla tiyatrosu. Bırak yani tiyatroyu. Kukla tiyatrosunun bile müzesi var. Bizde. Ha, gösterebilir misin bana? Bir gün gelir de unutulur diye mi yapıyor adam o müzeyi? Yani bir gün o Kukla tiyatrosu sanatı... Bir kenara bırakılır bu teknoloji içerisinde. Bilimde, sanatta insan insan olma hafızası vardır. Eğer, işte burası neresi Londra değil mi? Londra değil mi? Şimdi bu Londraya gidenler ne güzel orada Kraliçenin sarayının kapısının önündeki askerlerle fotoğraf çektiriyorlar. Aa merhaba Kraliçe. Benim hiç yoksun hayatım. Her yaz gidiyorum. Herkes gidiyor. Herkes gidiyor. <laughs> çektiriyorlar. Ne kadar şah. şirinler canım. Gerçekten İngiltere. <laughs> ya evet o, sen ya. Sen, ya, o ya. Şah, ya şah, o şah, şah. 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 Peki, British <laughs> Museum'u Londra'dan kaldır. Ha? Bak o kalır. gidip yanında fotoğraf çektirdiğin kraliçe tarihte olduğu gibi Londra kalesinde nasıl kafa kesiyor. Kaldırsana <laughs> bir düşünceyi. İşte müzelerde insan insan olma, demokrasi <gülüyor> <gülüyor> birey olma, özgür düşüncenin geçmişi vardır bütün eserlerinde. Tamam sen bu Londra yapan British Museum'dur kardeşim. Başka hiçbir şey değildir. Bu Paris için de geçerli, Berlin için de geçerlidir. Bu bizim için de geçerlidir. <laughs> ee, ama örneğin Madrid'de Picasso'nun Guernica tablosu var değil mi? Guernica tablosu. Müthiş bir tablo. Ben gördüm. Gördün onu değil mi? 1937 yılında İspanyol diktatör Franco kendisine karşı çıkan Guernica kasabasını Hitler'in uçaklarına bombalattırıyor. Sivil insan üzerine yapılan havadan ilk saldırı odur. Guernica. Picasso'nun tablosunu yapıyor. Orada duruyor. Şimdi sen o tabloyu kaldır o müzeden. Ha? Bak bakalım İspanya'da bizim gibi nasıl birbirine girmiyorlar mı? Gör bakalım ne oluyor? Acıları acıları, yaşanmışlıkları sanatçılar bir daha olmaması için Trenbalı. sanata dö döker ve onu gördükçe o hafıza bellek orada durur. Ha kardeşim şiddete, nefrete, silaha, teröre ne dersen de bunlar yanlış bunlara gerek yok. Asıl olan demokrasidir. insancı oturup konuşmaktır. Kaldır bakalım Guernica'yı orada. Ha? Bizim gazetelere benzemiyor mu İspanya gazeteleri? Ya da dünyanın bir başka yerindeki gazeteleri. Kaldır gazeteler. bakalım İspanya İspanya olur. Hadi buyurun Hodri Bey. Ya sen bana dostum hiç adını söylemeden, hiç adını söylemeden dünya haritasında sen de ahu, bir ülke Sevinç, bir ülke seçin bana. Adını söylemeyin. Bana sadece o ülkenin müzeleri hakkındaki bilgi içeren bir dosya getirin. Bana 48 saat ver Mesut. 48 saat sonra ben sana o ülkenin gazete ve televizyon haberlerini yazayım. Tomografisini çıkartayım yani. Hodru, hodri, meydan işte. Hodri meydan. Ekvador'u Ho bir araştırır mısınız? Değil. Sunay abiye yarın gönderiyorum. <laughs> <laughs> Müzeleriyle ilgili müzeli bütün dosya tabii yani bugün dünyadaki her ülkenin müzelerinin bilgilerini, içeriklerini içeren bilgiler aynı değil. Yani Louvre Müzesi'nde sergilenen her eserin önünden yürürsen 12 kilometre gidiyorsun. Mesut ne diyorsun? <laughs> tamam. hadi bakalım ya. Ya, ya ne sen, sen, ah, yani, her abi, 4 günde gezebiliyormuş. nereye, Hı. nereden geldik buraya? Hatırlamak dedi ya hatırlamak. Hı. Hani tiyatro, ...Semiç ne kadar çok güzel sistem etti. Çok değerli sistemetti. buluyorum hatırlamayı e, da o yüzden. E, 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 ne oluyor çünkü bizim repliklerimiz havada kalıyor... ...bir şeyimiz kalmıyor. Ya neler neler var. Devlet tiyatrolarında ben görüyorum çok güzel bir uygulama... ...yapıyorlar ama o koridorlarda kalıyor. O eski kostümleri... o ...hatta bu kostümler... E, ...hazırlanmadan önce çiziliyor. Hı hı. Onların eski çizimlerini hep böyle sergiliyorlar. Ne kadar güzel ya. Ama koridorda kalmamalı. O bir müziğe dönüşmeli. Doğru. Sizin yaptığınız işte... ...dişler müzecilik galiba. Yani sizin YouTube'da bir kanalınız var... Buna da dijital müzecilik diyebiliriz aslında. Çünkü hani biraz gündelik şeylerin, keyiflerin biraz da galiba şeyi uzmanlığınızın bütün izlerini taşıyor. Bir minik tanıtım yapalım mı oradan? Tabii ki. Böyle, belki sizi tanırız oradan. Belki onu izleyerek onu tanırsın. Harika. Bakalım. <laughs> Merhaba ben Ahu Yatı. Bundan böyle her salı ve perşembe yepyeni videolarla karşınızda olacağım. Stil önerilerinden dekorasyona, aksesuardan saç makyaj trendlerine, vintage'a dair merak ettiklerinizi bu kanalda bulabilirsiniz. Akşam yatarken özellikle biraz daha fazla sürüyorum ki nemlendiricileri. Cilt bütün gün kaybettiği suyu geri kazansın. Bunu da genelde çok çok az giyiyorum ama gece kıyafetleriyle, özellikle siyah düz elbiselerle çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Süet bir ayakkabıdır kendisi. Ben üşüyen bir tip olduğum için mecburen biraz yün üstüne yün gibi olsa da böyle rahat ediyorum. Ama siz bunu bambaşka bir şekilde yani gömlek ve ceketle de kombinleyebilirsiniz. Zencefilden bu kadar bir parça kopardım. Çok güzel taze bir zencefil. Ee, bence kış aylarının vazgeçilmez e, gıdalarından biri zencefil. Arkadaş böyle bir entegre tesis misiniz siz? <laughs> Bunu öğrenmek istiyorum. Yani gece yatarken suyet ayakkabıdır kendisi. İşte kış aylarının vazgeçilmesi zencefil ki çok duyarız şu günlerde ismini. Ee, böyle yani bilerek araştırarak mı yaşıyorsunuz bir günü? Ee, araştıraraktan ziyade aslında gündeme uygun bir takım şeyler önermek istiyorum. Hı. Hani e, bu benim sitemin kanalı hı hı. ama e, stil önerilerinin dışında benim hayatımda ne oluyorsa onları da aktarabildiğim hı hı. günlük hayattan birkaç örnekle, kendimden birkaç örnekle bir takım videoların sergilendiği bir kanal. Robinson'un günlüğü gibi bir şey mi? Yani nerede bir cuma yok anladığım kadarıyla. <laughs> cuma yok ama... Ha Robinson'un günlüğü gibi bir şey yani. Evet. Sevgili günlük işte bugün bunlar yaşandı. Vintage dedikleri şey bu e, eskinin e, bugüne uyarlanması değil mi? Yanlış biliyorum. Yok, değil. Nedir? Vintage ne? e, bir dönemi yansıtan Hı -hı. E, ürünler, eşyalar. İşte onlar bugün kullanılıyor ya o anlamda Kullanılıyorlar söylüyorum. evet. Hı -hı. Yani onlar ama belli bir dönemi yansıtması gerekiyor Hı. illaki. Ha mutlaka 50'ler 60'lar. Anladım 60'lar 70'ler. Ama her öyle. eski de vintage olmuyor. Mesela 1910'dan e, öncesi antikaya giriyor. Evet, doğru. Ha. Onlar burada. Evet. Onlar, Onlar burada. Onları şimdi. ben getirdim. Sunay yakının önünde. <laughs> evet. Bir sürü şey var. Antika. <laughs> Önde, şimdi, işte bunları anlamak da önemli abi. Çünkü çok hani doğru. konuşuyoruz böyle gündelik dille içerisinde. Vintage, vintage bak şimdi öğrendim yani. <laughs> yani benim 1909'dan kalan bir iskemlem varsa o vintage değil aslında antika. Değil. 1911 olsa vintage mı olur? <laughs> ya bu da çok ayıp. Hayır, 1909'dan <laughs> kalması antik olması gerektirmiyor. Yani olmayabilir tabii. Ha, yani her dönem ait şey antika değildir. Hmm. Onun estetikte, onun kimin tarafından yapıldığı, markası çok çok evet. ayrı uzmanlık alanları vardır. O de, onun içinde değerlendirilir. Ya önemlidir, değerlidir ama antikadır bu demek için o öyle kolay kullanılıyor bizde. Ya simit sarayı ne kadar saraysa okuduk da saray yani. Bir <laughs> yani... şey söyleyeceğim bu rahmetli <laughs> anneannem çok bozulurdu bu lafına. Dikiş makinesine <laughs> çok önem verirdi çünkü. Dikiş makinesi. <laughs> Tabii işte, dikiş makineleri çok küçük ama. Makinesi dedim. <gülüyor> dikiş <gülüyor> makinesi dedik. Evet. Ama hepimizin evinde vardı. Dikiş makinesi. Evet dikiş ayakla çalışır Ayakla pedallı. Aa dikiş makinesi. Dur, girmeyeyim ya hiç oraya girmeyeyim. Ha, ha, Scholes. Anladım. Scholes. Peki peki. Şimdi... Scholes, Scholes. Eyvallah. Scholes. Öyle 1906 yılında Scholz şey ben bir şey keşfedeyim diyor. Herkes bir şey keşfediyor ya bu sanayi devrimi sonrası Victoria dönemi, er, altın dönem o 1900'lerin başı her şey makine her şey bir şey keşfediyor. Ben bir şey ben yazı makinesi keşfedeyim. Bir konserde piyanisti görüyor. Ha böyle bir şey olmalı diyor. Böyle bir şey olmalı yazı makinesi. Bastıkça böyle harfler yazı yapıyor. Bir program proje Remington'a gidiyor. Remington ünlü tasarımcı, yaratıcı, sanayici Remington. Ben yeni bir şey geldim diyor. Herkes Remington kapısına kuyruk. Herkes bir şey getiriyor. Nedir o? Bir koyuyor projeyi yazı makinesi. Bakıyor. bu 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 piyano ya diyor. Bunu kimse almaz ki ya. Evine koymaz ki bunu. İşte şu kadar bir şey. Ama diyor bu güzel fikir. Yani yazı makinesi güzel fikir. Ben başka bir makine üstünde çalışıyorum. İkisini birleştirirsek bir şeye benzer. Ve Remington alıyor Scholz'tan, piyanodan esinlendiği o ilk yazı makinesini kendi üstünde çalıştığı bir makineyle birleştirip ilk daktiloyu yapıyor. Remington'a yani. Evet Remington. Peki e, Scholz'un ilham aldığı piyano. O sırada Remington'un üstünde çalıştığı makine ne? Dikiş makinesi. Hadi canım. Hı. Tabii. Daktilonun Daktilo babası piyano, annesi dikiş makinesidir. Ah. Nefis Sunay abi ya. nerede saklıyorsun bunları? Gel kaç GB ya? ya. <laughs> ha? Bunlar, bunlar var. Ha. Var. Var. Ne bunlar olan şey diyor. Siz sen böyle misiniz? Hepsi mesela? de var. Tiyatro böyle böyle var hayır ya Sunay abi gibi olmaya imkan yok ama, ama büyüyünce büyüyün. Aile, aile boyu tiyatrocu. Aile boyu yazarlı. Hemen ya ya ben de bir arşivciyim bir aslında Hı. ama eee Sunay abi gibi olmama işte çok uzun yıllar var dediğim gibi. Ben onun öğrenciliğini yapmaya çalışıyorum. Estağfurullah. Öyle, öyle. Olur mu ya? Olur mu? Öyle. O benim büyük ustalarımdan ustası. biri bu hayatta. Bir Ama gibi. tabii öyle bir ailenin içine doğduğun zaman ister istemez bir arşivin orta yeri. yani beşiğin bir arşiv. Aynen. Öyle er öyle bahkiye, düşünmen gerekiyor. Bir yani e, Özellikle Türk tiyatrosunun ve bunu çok e, keyifli, çok gururlandığım bir yerden söylüyorum. Öyle bir fotoğraf ve e, babam çünkü biliyorsun teknolojiye de çok meraklıydı. Babamı çok erken kaybettik. Yani her açıdan zaten her ölüm erken ölümdür ama teknoloji çağında çok erken kaybettik çünkü ablamla bana şey söylemiş bir babadır babam böyle 80'li yıllarda söylemiştir. Eyvah yaşım çıktı Sunay abi. <gülüyor> 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 <Kendim> <gülüyor> bilgisayar daha böyle babamın bir e, Amstrad'ı vardı. Bir, e, bir Sinclair, pardon, bir Sinclair bilgisayarı vardı. Bir Commodore'u vardı. Yukarıda telsiz e, anteni vardı. Anneme böyle yukarıda yani çatıya çıkıp bana bir kol duyuyor musun sesimi? Breko breko altan falan yani Hadi böyle hayatım. bir hayattan geliyorum. Ve böyle e, orada işte PowerPoint daha yeni ama herhalde Nuh Nebi bir PowerPoint'tan bahsediyorum. Oradan gazeteye karikatürünü çizip PowerPoint programıyla boyayıp fax çekerek gazeteye yollardı. Gitmeye üşendiği için falan değil. Onu orada yapabilmek, yapmak istediği için. Ve böyle ablamla bir gün bana şey demişti ama gerçekten çok küçüktüm ve zaten sonra çok komik bir cevap vermiştik. Ya Sevinç şey, Ayşe biliyor musunuz bir gün bu aletler öyle bir bizi Ele geçirecek ki böyle çocuk gözleriyle. Babam hiç büyümemiş bir çocuktu zaten bence. 59 yaşında da ya, yani öyleydi. Yani. Öyle evet. yani. Ama işte özgürlüğü evet, ama elinden hiç alınan hiç, çocuğa büyük derler. Altın Erbulak özgür bir insan. Evet yani hiç hiç büyümedi. Ben yani öyle hayal gücü çok zengin. Evet Ben bir gün mesela böyle bir maç izlemek için dedi. Çünkü çok koyu Galatasaraylıydı babam. Ve gerçekten o yıllarda böyle neler varsa ben hiç futboldan anlamam. Gazete yollardı babamı. Ve babama ulaşmak için böyle santralleri arayıp 2 saat bekleyip sonra alo baba dediğimiz yıllardı. Bir gün bunların hepsi ortadan kalkacak kızım Sevinç, kızım Ayşe. Ben böyle İspanya'da maça gideceğim ama gene maça gidiyor. Evet. Oradan ben böyle bir tuşa basacağım. İşte bu ko şeyin komodorunun bir tuşuna basacağım. Siz de buradan sinklerin bir tuşuna basacaksınız. Merhaba Sevinç diyeceğim. Yani böyle ekranda birbirimizi göreceğiz dedi. Ve biz böyle ablamla babama bakıp hadi baba ya <gülüyor> dedik. <gülüyor> baba bir nevi Türkiye'nin bir Türk etiymiş Ve e, Sonra evet. oldu. Onun için bilmiyorum yani bu açıdan da çok erken kaybettik şimdi, diye düşünüyorum. hemen ben bir şey anlatabilir miyim? tabii, Yani benim kuşağımda e, Altaner Bulak çok çok etkilidir. Gerçekten hocamızdır. Ha, ben kendisini hiç tanımadım. Ama onun karikatürlerinden, Sahnesi. tiyatro sahnesini izledim ben. İzledin değil ben mi? Ben de izledim. Karikatürleri, yazıları her şeyle takip ediyorduk ama koskoca Altaner Bulak. İşte, Altaner Bulak o kadar sevilirdi ki gençler bunu bilmiyor. Şimdi Şeref Stadı var ya yıkıldı Hı. şimdi. Şeref Stadı'nın basın şeref tribünden içeri. <laughs> birileri girmek istiyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı derbi. Yer yok. Beleşçiler oradan kaçmak istiyorlar. Kapıda görevli. Şeref tribünü. Kimse almıyor içeri. Ya da torpilliler. Kimse almıyor. Bir adam geliyor. Şey bu kartı size vermemi istediler. Görevli bir bakıyor. Altaner bulak. Beyefendi siz lütfen içeri geçin. Of. Tabii herkes isten ediyor. Bir dakika ya ya ben de falanca filancanın bir şeysiyim ben. Duymadınız mı diyor. Altaner bulak göndermiş. Onu içeri alıyorlardı. Ha içeri giren Altaner Bulantak kendisi. <laughs> Tabii. Çünkü Doğru. bir önceki Fenerbahçe Galatasaray maçına Altan Hoca kendisi içeri giriyor. Kapıdaki dört kimsin? <laughs> e, beyefendi ben Altaner Bulak. O kadar kısa boyluydu ki <laughs> hoca. Bakmış ona. Lan koskoca Altaner Bulak böyle mi olur? Sartak çıktı dışarı. Almamış onu. Giremediği için kartıyla gitmiş Kartı evet bir sonraki. Giriyor evet ya. Kendi kartıyla ya. kendine torpil yapan tek insandır. <gülüyor> <sanki>. <gülüyor> böyle <gülüyor> de güzel. Bir... Evet ya, ya. Bir şey söyleyeceğim Sunay abi. Chaplin'in de öyle e, kendi yarışmasına katılıp üçüncü olduğu Yedinci Charlie... olduğu söyleniyor. Yedi miydi? Evet. Yedi evet. Mi? Of. Kimi kaynaklarda dört ama ben onun bir türlü şeyini bulamadım ya. Ya var bunun anlatıldığı şeyler var da bazen dört bazen yedi de çıkıyor ama bir türlü şey çıkamadım. O da enteresan değil mi ya? Ama bak güzel olan şu Charlie Chaplin'in kızı. Bak e... bir türlü. Ha, Evet. Türkiye'ye geldi biliyorsun. Hani bir film bir burada çekim işleri yapıyor. Bir firmanın çekim bir şeysi için Anadolu'nun bir köyünde çekim yapacak. Ya orada da çalışıyor görevli. Köy bildiğin köyler Türkiye'nin köyü biraz gezeyim diyor arka sokaklara falan filan gidiyor şöyle baba bakıyor, bakıyor lan biri onu takip ediyor bir adam korkuyor hay Allah diyor sağ sonu an iki kişi üç kişi oldu arkadaki erkekler onu takip ediyor akşam hava da kararıyor arkadaki kalabalık çoğalıyor bu hızlı hızlı gidiyor korkuyor korkuyor e, Türkiye hakkında anlatılan olumsuz öyküler de geliyor aklına daha da korkuyor böyle kalabalık çoğalıyor bu geçiyor böyle kenarda bir yerde duruyor ne yapacaklar diye ve arkadan gelen o köylüler Charlie Chaplin gibi yanından bak bak düşün sen de öyle herkes böyle geçiyor. Ay. <laughs> ya ben biz senin babanı tanıyoruz, seviyoruz ya. Rahat ya kızım. Ya evet ya, ya. ya bu 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 millet bu ya. Ne güzel bir kim değil, değil mi? Bu millet gerçekten bu. Bunu bizim Buket'e anlattı. Buket Şahin onun şeydir biliyorsun arkadaşıdır ortak arkadaşımız Hoş onu keyifli. anlattı. Çok güzel. Charles Chaplin'in kızı ya ne güzel bu ne güzel bir sahne değil mi? Düşünsene bütün o köylüler Anadolu'nun güzel insanları. Ha Charles Chaplin gibi böyle yürüyor. <gülüyor> 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 Müthiş bir şey. Yaptı. E, son kitabınız Hayal Kahramanları. Evet. Hanımlardan başlayalım. Hayal Kahramanınız kimdi? Var mıydı bir Hayal Kahramanınız? Hala var. Oh. var Küçük Prens. Küçük Prens mi? Hı, ya, Yerim ben onu. Perşembe günü burada iki tanesini ağırladık ya. <laughs> Aa, evet biliyorum Tabii. arkadaşımın oğlunu ağırladı bir tanesi benim e, tiyatrodan bu arada e, devlet tiyatrosu oyuncusu değilim ben şehir tiyatrosu oyuncusuyum. Eyvallah çeyrek asırdır. teşekkür ederim. Yazık oldu ya. <laughs> evet yani devlet tiyatrosu, ha, yani devlet. tiyatrosu oyuncusu da oluyor yani evet ama hani ben şehir tiyatrosu oyuncusuymuşum. İstanbul ee, Şehir Tiyatrosu. İstanbul Şehir Tiyatrosu Ama en Evet evet en azından orada şaşırmışsınız. <laughs> Tolga Yeter'in benim çok sevdiğim ve birlikte sahneye de çıkma şansım olan bir meslektaşımın oğlu Yalgın Ağarlı. Yalgın, kımdan. yalgın burada. Evet. Yalgın burada küçük prens. Yalgın gibi. bir çak küçük Çok yiyecektim onu burada. Ve bugünün konusuna da çok uygun bir e, sözü çok yakın bir arkadaşım kendi sosyal sayfasında paylaşmış. Yeri gelmişken söylemek istedim. Küçük prens test geçer. E, bütün yetişkinler bir zamanlar çocuktu. Sadece bazıları bunu hatırlar. Hmm. der. E, Küçük Prens benim çok özel bir kitabımdır. Bir nevi kutsal kitabımdır. Çok güzel. Aslında bir hayal kahramanı olduğunu da düşünmüyorum. Ve hala e, kendi asteroidinde de yaşamaya devam ettiğine eminim. <laughs> Aynen öyle. Benim eşim de aynı şeyi düşünüyor <laughs> ki. Doğru e, düşünüyor. Küçük <laughs> Prens'in şey var. Kitabı var. Alamıyoruz onu orada. Tüt <laughs> yapıyor bana böyle. Doğru yapıyor. düşünüyor. Sizin hayal kahramanınız? <laughs> Mickey Mouse. Ya o da iyidir. Evet. Okuyu, Tatlıdır. Onla ilgili mutlaka bir hikaye gelecek. Aa, mutlaka gelecek. Pü. Gelmeli. E, müzede, Hay Allah. Ayi gözsebedekim müzede nelerlerdi? Yerler bir dakika <laughs> şurada bir Mickey yok. Abi, ya buradan bir Mickey. Orada, Miki. orada gözsebedekimde kaç yılında hani benim çok e, camı kırıp almak istediğim en şimdi, en yaşlı olan hangisi? 1915 Kasım 1928 ilk Mickey Mouse Walt Disney. Bez bez böyle kulakları dikilmiş. Tabii. 1928 ilk Mickey Mouse. 1928. Amma. Ama iki yıl önce 1926 yılında Amerika sokaklarına satılan küçük oyuncak bir fare var. Göğsünde de Mickey yazıyor. Ha. Ha. Şimdi efendim der ki girin bilgisayar bilgi çağındayız ya kanaklara işte Walt Disney işte böyle ha, bir odasındaki ha. fareden etkilenerek arkadaş olmuş ondan çizmiş. <laughs> Acaba fare mi geçmiş Valtiste'nin önünden yoksa sokakta satılan o oyuncak Mickey'nin önünden Valtiste mi geçmiş? Tabii. Onun işte o ilk örneği var İstanbul Oyuncak Müzesi'nde. Evet. Ciddi misin o şey evet. üzerine Mickey yazan? Beyefendi o doktora tezi bunun için zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani kim bak ben böyle kitaplarımı hep yazıyorum ya diyorum ya. Böyle böyle, efsane, efsane, palavra. Ya. ya hepsinde kaynak var, hepsinde kitap adları var. Babacığım, Bırak onu objeler var. Yani iki gözüm. Yani ciddi misiniz siz yani? <laughs> diddi Hayır, benim de yanıma payım vardır. Bir şey demiyorum ya ama belgeler, bilgiler yani buyurun gelin, e, belge bilgi konuşalım. Şey yani Sen zaten bütün gece özetleyen lafındır. Var. Var yani. <laughs> var. Bu var ya. Var, Tabii var, ya bu var ya. marifet yani, erdem değil ama hakikaten. Var. Bu benim marifet erdemim değil. Bunlar var. Önemli olan ışıktır. Ben o ışığı taşıyabiliyorsam bir elim sadece. Elin hiçbir değeri yoktur. <laughs> Önemli olan bu ışığı karanlığa taşımak. Çünkü ışık karanlığa mahkum edilmelidir. Hı hı. Işık o çok kızdığımız, o çok eleştirdiğimiz, hani ne bileyim şiddet yanlısı olsun başka yanlış hatalar yapan o insanlarındır. Biz ışığı o insanlara taşıyacağız. Bunu taşıyan elin hiçbir değeri yoktur. Çünkü asıl olan ışıktır. Bu ışık kimsenin değildir. Buna insanlık denir. İnsanın insan olma tarihidir, aydınlanma tarihidir. Bu ışık yüzyıllardır da taşınıyor. Sevgimiz. O karanlığa taşınacak. O kadar. O kadar başka bir şey değil ki. Ne zaman başladı senin tam şeyin? Yani bu, bu işlere gerçekten 5 yaşında değil. Tamam. 6 yaşında. Bak işte bu önemli. <laughs> 5 yaşında değil. değil dedim bak 6 de yaşında. 6 yaşında gerçi. gerçekten. Gerçekten mi? 6 yaşında babam bizi İstanbul'a getirdi ilk kez. Babam terzi, Tuncay, tuhafiyeci. Babamın bizi İstanbul'a götürdüğü ilk yer neresi? Bak. Anadolu'dan gelen bir aile İstanbul'a ilk nereye gider? Haydar Paşa'dan iner bir kere. Onu Otobüste gelmiştik biz. Öyle mi? İlk bizi gezmeye nereye götürdü? Babam Arkeoloji Müzesi'ne. Bunu yapan babam da ilkokul mezunu. Ama o da annem gibi cumhuriyet insanıydı. Arkeoloji Müzesi'ne gittik ilk. Babam nasıl mutluydu. Ben sonra Trabzon'a geri döndüm. Yeni bir oyun keşfettim. Annemin kolyelerini, küpelerini, yüzüklerini, bileziklerini şöyle büyük bir çekmeceye koyuyor. Sokağa çıkarıyordum. Bitti Müzecilik oynuyordum. Müzecilik oynuyordum. Tabii. Çok tatlı. Ama ah oyun uzun sürmüyordu. Annem pencereden, balkondan bir feryat <gülüyor> yanıma. <gülüyor> tamam. Düşünsene. O, o, günden beri ben müzeciyim galiba. Orada orada başladı. Çok güzelmiş ya. Güzel. Ha bak hayal kahramanları. Aslında ilk çizgi roman hayal kahramanı Old Koltuğ'un The New York World gazetesinin Çizgi roman kahramanı. Peki senin kahramanı kim? Ben sana sorayım. Zagor Tenay. Ooo. Oh. Şimdi çok bak, beğendi. Şimdi Orhan Atadeniz çok güzel filmler. Tabi Levent Çakır'ı oynatmıştır Zagor şeyinde, filminde. Girmeyelim şimdi. Çok güzel film. Bu film çok hakikaten başarılı film ya. Yani bizim sinemamız, Yeşilçam'ımızda çok haksızlık yapıyoruz. Örneğin Drakula çekilmiştir. 1954 yılında Drakula İstanbul'da. Drakula filmlerinin en başarılarından biridir biliyor musun? O Zagor filmi de çok çok başarılıdır. Lakin bir sorun vardı. Nedir? Zagor nasıl bağırır? Ahyak. Evet. Şöyle bağırıyordu. Yippii! Yapma be. Cık. O ne la? Hakikaten. Ama Yazık Zagor, ya. Seslendiren hiç ya. okumamış tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya Zagor böyle bağırır mı? Peki ilk çizgi roman kahramanı şu anda benim elimde işte. Bu da orijinal. İşte bu antika. Ha. Yellow Kid. 1895 yılında New York World gazetesinin pazar ekinde yayınlanan dünya tarihinin ilk çizgi roman kahramanı budur. Ve orijinaldir. Göstereyim. Gerçekten dikkat edin. Gazetecilik tarihinde sarı rengin ilk kullanıldığı sayfada budur. İlk kez. Bu haksızlıklara karşı e, o yıllarda Amerika'da yöneticilerin hatalarını, politikacıların yanlışlarını dile getiren bir çizgi roman kahramanıdır. Ve gazetecilerin simgesidir. Bu yüzden bütün dünyada gazetecilerin kartına Sarı basın kartı. Sarı basın kartı. Aa, aa. Türkiye'de bunu bilen kaç gazeteci var? Ben değildim. <laughs> i̇şte müzeler bunun için gereklidir. İşte bilgi bunun için gereklidir. İşte aydınlanma bunun için gereklidir. Hep anlatmaya çalıştığımız bu. Çok da fırlama bir tipi var ya. Aa, müthiş. Peki <laughs> bu bizdeki hangi karaktere benziyor? Bizde bir tane şey vardı. Keloğlu. 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 Ona benzemiyor mu? Kim? Bir spam olsun da. Bilemedik mi? Hı? Baş verin ya. Aa, hadi söyle. Ay, ha, ay, oldu. az sonra. ya, az sonra. bak, dur, yakın, dur, bak, sonra, bak bir dakika bir... dur, dur. Hayallerde sürekli ya. Da ya dur o ya, bir dakika. Işte. Yeter, başka bir şey göstereyim. Abi çok ilginç. enteresan. Ya burası sen... ağzına kadar bir şey dolur. Aa, bak bu, bu çok ilginç. Oyuncağın karanlık dönemi diye bilinen 1700'lü yıllara ait. Çünkü o döneme ait oyuncak bulmak çok zor. Arkeolojik, o... arkeolojik eserler bir şey olmaz. Durur toprağın altında. Onlar duruyor. Olur. Ama bunları bulmak çok zor. 1700'lü yıllara ait. Ki oyuncağın karanlık dönemi diyebiliriz biz buna. Neden? Neden o dönem... Çünkü yok bulunmaz. Çıkmıyor Ha Bulunmuyor. Çıkmayınca karanlık dönemi. Bilemiyorsun. Ha. Şimdi e, Atla Sokyanus'un adı neydi eskiden? Karanlık deniz. Niye? E, ne var orada bilmiyorsun. Bilemiyorsun gerçekten. Ya da şu anlık bilemiyor insanlık. E, o döneme ait bir oyuncak. Fakat dur. Bir, ya yaşamdan dakikalarda biz hep böyle oyuncaklar getirdim. açardım. Evet, abi, Bizim ne bir çok güzel sonra bütün o yaşamda kokladı ne, ne kokladı ya çok güzel bravo Koklanın, ya. ben i̇şte de kokladım. Sen de mi kokladın? Evet, bravo. Direkt ya. koklarım yani. Bravo. İşte bu 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 zeka göstergesidir. biliyor musun? Neyse bravo. Ben öyleyim biraz. Bravo. Bu arkadaş e, böyle bütün o oyuncakları gösteriyordum <laughs> ben yaşamda dakikalarda. Sonra ne bil onlardan hepsini arkaya getirip veteri yapmış. Sevgili Nebil Özgen Türk kardeşime onu çok seviyorum. Buradan gönderme yapıyorum ve Mesut Yarın programına. Bunu hazır da mısın? <laughs> Hazır mısın? Hazır mısın? Evet. İşte müthiş. Bunun var ya 20 yıldır peşindeyim. Bu ne abi? Sonunda aldım. Yürüyecek bu 1950'lere ait Arnold, e, Batı Almanya o zamanki adı. O zaman yapılan bir oyuncak. Özelliği şu, bu sağlam kalmıyor. Bunu bulmak da çok çok zor. Çünkü ip, mekanizmasının sağlam olması, çalışıyor olması onu çok çok değerli kılıyor. İp cambazın oyuncağı. Çok az sayıda üretilmiştir. Hiçbir müzede ben bunu göremedim. Bir kere bir koleksiyonlarda görmemiştim, satmamıştım. <laughs> e, ee, i̇kinci kez gördüm. Sonra? Ee, burada. i̇şte, <laughs> 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 Hazır mısın? Çalıştırayım mı? Ama Çalıştırayım. <laughs> çok güzel bir şey bu ya. Ha? Ha? Volkan ne olur bu <laughs> dikkat bir şey. Ya, şey. Yani, bu var ya. Türk bu, televizyonlarında, bu. Ilk i̇lk ilk televizyonlarında ilk kez. Sanırım dünya televizyonlarında. Dünya televizyonlarında. Kesinlikle. Kuracağız değil mi? Türk... evet. Bir yandan kurmalı baksana. Kuralım hadi bakalım. Hadi bakalım. Durun durun bakalım. Yalnız tabii bu yorgun. Yani 65 yıllık bir oyuncak. Yorgun. Birazcık Tekler meklerse biraz ittireceğiz. Ya o kadar ip bunu. Yardım ettiririz. edelim. Hazır mısın? Ya? <laughs> ya. Ya bir şey nasıl? Gidiyor nasıl? Nasıl yürüyor? Başşallah nasıl? Ya. Harika değil mi? Nefis. gidip gidip geliyor. Nasıl? Ha? Nefis. Harika değil mi? Evet. Hiçbir şey. Peki bunun hemen bir de arkasına şunu koyayım. Sevgili yönetmen evet nasıl? Oo. Çok. Peki bu ip cambazı kim? Kim? O kim? Ha? Sadri Alışık. Hadi canım. Vay. Ne güzel değil Ay. mi ya? Ha? Tarih, tarih üretilen belge üzerine, bilgi üzerine, üre, bilgi ki tarih dediğimiz bilgidir aslında üretilen ve yönetilen en büyük güçtür. Bilgiyi üretip ve yönetirsek nefretten o... o şey, ne de, Başkalaştırmadan. Ölümlerden o zaman koruruz bu ülkenin insanlarını. O zaman başkalaştırmayız. Öte, 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 Bunlar konuşmalıyız ya. Yani bu yüzden ne diyorum ya? Devlet neymiş kardeşim? Ha? Üniversite, bilgi bir odur biliyor musun? Hafızadır, başka hiçbir şey değildir. Hiçbir şey değildir. O da biziz. Başka kimse değil o. Başka, Nasıl yoksa Metropolitan Müzesi'nin girişinde hala o kaba kaba taşlar duruyor. Dört tane kaba taş duruyor. Kaba taş duruyor. Peki bir şey söyleyeyim Çok fazla üniversite var bizde. Yani şey değil mi? Yani, herkes şey değil mi? aslında yani herkes lütfen elini taşın altına koysun. Yani tabii ki farklı farklı düşüneceğiz. Yani şurada, şurada dördümüz bütün kameraman arkadaşlar hepimiz aynı şeyi düşünüyorsak burada kimse bir şey düşünmüyor. Doğru. Ya bu farklı düşünceler bizim zenginliğimiz arkadaşlar. Ah Sunay abi. Demokrasi farklı farklı enstrümanların bir araya geldiği büyük bir orkestradır. Çok güzel bir orkestradır. Ha, ama nota biliyor mu? Ha Nota bilmiyorsa düğünden çaldığı şarkılarla 2-3 tane biter. Hep aynı şey, hep aynı şey, hep aynı şey. E, kaç yaşına geldik ya? Geldik 53 yaşında hep aynı şey. Niye? E, bunlar nota bilmiyor. E, çünkü düğünlerde çaldığı ezbere şarkılarla bu kadar oluyor kardeşim. Ama bak bu ülkede nota bilen, bilgiye sahip olan insanlar nelerdir onlar? İşte söylüyorum ya. Ya bu ülkenin üniversiteleri, müzeleri, kütüphaneleri, sivil toplum örgütleri, mühendisleri, doktorları, eczacıları ne bileyim yani yok, yok muyuz? Ha? Biziz. Evet. Türkiye Türkiye başka bir şey değil ki. Biziz. E biz o zaman bilgi üretelim, bilgiyi karanlığa taşıyalım, bunları konuşalım. Çünkü televizyonlarda dikkatli haberlerden başka ne var? Haber, 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 haber önemlidir. Ama haber sonuçtur ya Mesut. Tamam. haber ya ya haber sonuçtur Sonuçta. bitmiştir artık her şey yapmayın ya, şehitlerimizi toprağa verdik o güzel insanları kaybettik depremde insanlar öldü çocuklar ölüyor ne bileyim maden göçüyor ya oluyor bundan sonra bu karanlığa esir olmamak için neyi taşıyacağız biz bilgiyi başka ne var ki yoksa tutup onlar üzerine birbirimizi kıralım birbirimizi eleştirelim birbirimizle kavga edelim e, edelim hadi bitiyor zaten Heh. filmin sonunda geliyor hadi devam edelim Peki ne bırakacağız çocuklarımıza? Bu yüzden işte bak niye bunu bak nereden geldik? Bilgi üretilen ve yönetilen en büyük güçtür. Her şey odur. Amerika, Amerika dünyayı yönetiyor. Nesiyle yönetiyor? Dolarıyla mı ordusuyla mı ha? İçinde bulunduğumuz bu kutuda devamlı şey borsa haberleri tel önemli bir şey demiyorum. Ama o değil sadece. O hiç değil hatta. Neyle yönetiyor biliyor musun? Parlamento kütüphanesinin rafların uzunluğu 1400 kilometre. Türkiye böyle asar bir mandal edir ne de bir mandal vanda bir kütüphanesi rafların uzunluğu. ne var o raflarda ha Yap. o kadar işte bilgi var başka ne var bunları bunların olmadığı bir ülke bunların konuşulmadığı bir ülke sorarım ya kaç programda bunlardan söylüyorsunuz konuşuyoruz lütfen hadi çok az gerçekten hadi <laughs> bütün meselemiz bu yani burada laf çok da yani lafın içinde bilginin ışığı üretmemiz gerekiyor. Ki sen ne güzel alıyorsun sanatçıları getiriyorsun. E kaç var böyle şu anda? Şu anda diğer kanallarda ne var? Sen bu program yaparken sağında solunda ne var? Hiçbir şey. Ne? Bol e dizi ne 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 ne? Top çizgi geçtim. Ya 3 numara offside kardeş. O kadar. Ne olmuş? E, genelde ben de dedim olsak bunu olsak ne oldu? Ha. Ha. ne, 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 ne olmuş? Çünkü böyle büyük bir mesele yani. Ya, ya, ya Allah'ım. Senin ayak kahramanın kimdi? Babam. Kılıncı dikiş iğnesi kalkanı yüksük. En Sağlanmış. büyük şövalye. Salanmışım. En büyük şövalye. Ya elime 100 ünlü Türk adlı kitap geçmişti benim çocukluğumda. Bir kitabı yırttım hayatımda odu. da o. 100 baban ünlü. Baban mı? Ben babamın resim var sanıyordum ne biliyor ya? musun? Ya evet ya. Babamı bulamadım. Ondan sonra orada gerçi e, Sabiha Gökçen'i ve Nene Hatun'u görmüştüm ama. Özür diliyorum annemden. Annemin de bir kahraman olabileceğini o kitaptan anlayamamıştım. Çünkü kadınlara yer yoktu. Ne acı değil mi? Ha? Hani nerede kadınlar? Sadece iki kadın mı? Ha? Sadece. Iki. E ya olsa daha neler neler. Oysa daha ne, ne, neler neler. Bu ülkenin kadın tarihi var ya. Elbette. Bu bu, bu ülkenin çocuk tarihi var. Bak çocuk tarihine süs de. Bak ne buldum. Çok önemli belge belge. London News. Bak Londra. bak Londra. Bak Londra. Bak ne güzel. Kemal Kemal'e ne, bizim... Kemal e ne bırakacağız ha? Kemal'e ne, ne, neyi i̇şte. bırakacağız Kemal'e? Değil mi? Bak 1854 orijinal Bakar mısınız? Dikkat edin lütfen. Bir resim. Burada bir resim. Bakın İstanbul sokakları. Sultan Abdülmecit evet. dönemi. Çocuk var çocuk. Çok e enteresan. Yani bu döneme ait bir çocuğun kıyafetinin e çocuğun gözüktüğü resim çizimleri çok çok azdır. Çocuğun e neredeyse 150 yıl öncesinde İstanbul'da bize bir çocuğun kıyafetiyle, her şeyiyle gösteren bir resim. Ya bu ülke bir çocuk tarihi e, var tam ya. Tam da ortasında. Ya hoca Alırza Efendi'nin resimlerine bakıp oradaki çocuklardan bilgi üretmeyi niye düşünmüyoruz? Bunu işte bunun müzesi, bunun havzası, belleği. Peki bir şey söyleyeceğim. yani. Hı. Tüm bunları yapıyorsun, topluyorsun, biriktiriyorsun. Çok da güzel anlatıyorsun. Nasıl şey, müze ziyaretçileri artıyor mu her sene? Sen 5 senedir 6 senedir bunu e, Müzeyi var eden tabii müzeyi var eden ziyaretçiler. Müze benim değil, bir müze ziyaretçilerinde. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Oraya gelen değerli anne babalara, değerli öğretmenlerime çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar ay yaşadı. Hiçbir müze para kazanmaz. Onu söyleyeyim. Müzenin tek destekçisi maddede benim. Ben gösterilerden, kitaplardan, teliflerden aldığım her şey işte burada, işte burada. Bunlar bu toplumun hafızası belli. Ah. İnatçı Kerabana. Onların hepsi açık arttırmaya gidiyor. İn İnatç i̇natçı inatçı inatçı Jules Verne'in kitabı. Nerede geçiyor bu kitap? Konu İstanbul'da. Jules Verne'in İstanbul'la ilgili bir roman yazdığını kaç kişi bilir? İnatçı Keraban A para ver İstanbul'dan karşıdan karşıya geçiş parayla oluyor. Para vermek için at arabasıyla bütün Karadeniz'i dolanıyor. <laughs> Üsküdar'a geliyor. Bu kitap onu anlatıyor. Sonra tekrar karşıya geçecek. Yine para vermeden geçiyor. Nasıl geçiyor biliyor musun? Müthiş. Bakın orijinal ilk baskısı. Türkiye'de bu işte artık bu, bu ülkede yani bu ülkenin hafızasında belliğinde. Bakın nasıl geçiyor? Nefis bir de resim var içinde. O kadar değerli ki bu. Dostum bunu ben yıllarca aradım. Buyurun bakın. Jules Verne, işte Üsküdar'dan Tophane'ye Keraban Ağa'yı romanın sonlarında böyle geçiriyor. Bir cambaz. Aha yine cambaza geldi. Ya evet, Koyuyoruz yan yana. Bakar mısın? Koyuyoruz yan yana. Neredeyim? Tamam mı? Evet ya. Oldu mu şimdi? cambaz oldu. Şimdi bunlar rastlantı mı? Ha? Şimdi bak. Bilgi üretilen ve yönetilen en büyük güçtür. Hı İşte belgeleri. Victor Hugo der ki Ey Şair bana buradan bahsetme yağdır. Şu anda ıslanıyorsunuz. <laughs> Bunu ben kendi başıma bu kadar yapabiliyorsam ya biz devlet ha üniversiteler Destek oluyor mu sana devlet? Destek i̇stemiyorum olur. köstek olmasın. Hiç açma. Hiç açma lütfen. <laughs> yani ya bugün Kadıköy her taraf yıkılıyor. Yeni binalar yapılıyor. Köşkü koruduk. Müze yaptık. Ya, ya yıkıp apartman yapmadın diye sanki cezalandırıldım hissediyorum ya Mesut. Üç yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi aylık cironun yüzde beşini kesiyor. Neden? Bilmiyorum ki. Gelen yazıda müzeler ve madenler, müzeler ve madenler. Ya müzecilik ve madencilik nasıl bir tutulur? Ha? Yazdım. Kadir Topbaş'a da mektup yazdım. Ya yani her, bir bildirdim. Lütfen bunu yapmayın. Bu doğru değil. Bu 1984 yılında çıkan 12 Eylül'de çıkmış bir yasa ya, o döneme çıkmış bir yasa ya. Böyle bir şey olabilir mi? Güzelim, bir bir müze, Aylık ciro'nun yüzde beşini ödüyoruz ya. Kard ciro'nun ya bana bir kere sordunuz mu? Nasıl ayakta duruyorsun? Nasıl yaşıyorsun? Yani istemiyorum ha bir şey de istemiyorum ama lütfen bunu yapmayın. Yani ben şikayetçi değil. Ben bilerek bunu yola çıktım mesut. Ya ben bilerek bunları yapıyorum. Ben şikayetçi olan, bilmem, ben kötülüğe, zaman. ben ben üretmen, üretimden yarayıp Üreten insanım ben. Değil mi? Ne yaptım da bilen biliyor, bilmeyen de bilmesin. Ama yani e, Karanlığa taşıyacağız da öyle herkese de ulaşamıyoruz ne <laughs> yazık ki keşke ulaşabilsek. Ama yani ben bunu yazdım söyledim lütfen bunu yapmayın bu doğru değil. Yani siz müzelerden onun yani müzeler bir toplumun bir kentin kimliğidir. Biz İstanbul adını nerelere taşıyoruz? İstanbul müzeleri, bütün müzeleri İstanbul adını nerelere taşıyor? Ciro'nun yüzde beşi. Yapmayın lütfen ya. Ha? Bir gelip sorun bakalım. Vergiler, elektrik, doğalgaz işleri de yüksek fiyattan satılıyor. Suna yakın kaç kişinin maaşını, sigortasını vermek zorunda. Ya bunlar şikayetçi değil. Ama yani sordun da söylüyor. Ama işleri biraz kolaylaştırmak lazım. Doğru. Ya şüphesiz. Şüphesiz kolaylaştırmak lazım. Kolay, kolaylaştırması için. için ben yapıcıyım. Ben anlatayım. E, birlikte karar alalım. Bu işi biliyoruz. Tekrar göster lütfen. Tekrar göster. Yani ukulele alama verir. Özür diliyorum bütün bu seyircilerden. Öz özür diliyorum. Şey... Dört üniversiteden bir araya gelip bir doktora tez. Yani bir şey değil mi ha? Ben dedim ya misaki milliciyim. Ya ben ülkemden sorumluyum. Ben ülkeme ışık taşımak derdindeyim. Ya bu beni mutlu etti ama beni ilgilendirmiyor Sevinç. Ben bunu tutup da bu ülkeye kendi ülkeme insanımı anlatamadıktan sonra ne işi var İtalya'da bunu anlamışlar bana ne ya? Yani vatanseverlik budur. Milliyetçilik budur. Başka nedir? Nerede arayacağız biz bunları? Tabii Nerede? İtalya'da bir doktora taşımaktır ya. Bir doktora Ya ama asıl olan bunun Malatya'dan, Van'a, Diyarbakır'dan, Trabzon'a, Adana'ya buralara taşımak. Ne mutlu ki Adana'ya ve Gaziantep'e taşıdık. Güzel. Niye bunu daha taşımasınlar? Ben yani her şey için seve seve. Gezici bir müze mi yaptın? Ne yaptın ki? Nasıl? Aa, şu anda Mall of İstanbul'da. Bak e, biz Göztepe'deyiz. Şimdi İstanbul şehir içinde şehir. Şu Atın, içinde bulunduğumuz var ya bu taraftaki insanlar gelemiyor ya. Ne mutlu ki e, Mall of İstanbul'dan öyle bir teklif geldi. Ya burada bir sergi açalım. Burada çok insanlar var. E, karşıya geçemeyen edemeyen. Onlara çok harika ilk defa kronolojik olarak tarihi çizelge içerisinde oyuncağın tarihini anlatan bir sergi açtık. Nisan'ın sonuna kadar orada. Harika. Evet. Gidip görsünler. Tabi, mutlaka gidip görsün insanlar. Suni e, abisini göremeyen sergisini <laughs> görsün kardeşim. Evet. Orada şiir yazabiliyor musun? <laughs> şiir çok Şiire güzel. Şiire vaktin Sonra. kaldı mı? Ya ah. Ne güzel bir soru. Beni kalbimden vurdun. Tam Titanik'teki hedeflememiş. Titanik'teki ya yani. tam kalp. Titanik'teki kemancı gibiyim ya. Kim yani ülke bir, ülke, tamam. ülke öyle bir halde ki yani hadi bir yerde bir şey oluyor. Hadi oraya koş. Gemideyiz. Hadi oraya. Hadi oraya koş. Ya halbuki biz kemancıyız biz. Değil mi? G gemide estetiği arıyoruz. Bir şey alm almaya çalışıyoruz. Fırsat kalmıyor ki. Geminin orası çürümüş. Burada vida atmış. Oradan su alıyor. Oraya buraya koşmakta. <laughs> Hı. Yani... Çımacı çarkçı bilmem neyken kemancılığını unutuyor insan. Ne bileyim yani unutmaz mı? Ya bak müthiş. Gizli sunakın tarihine söyleyeyim mi? Kibit kutuları ama şu üç kübik kutusu öyle kübik kutusu koleksiyon yapan çok güzel arkadaşlarımız da var. Ben. Ama bak ama bak. Bak. Bu bir e, e, tarih kanalında da gösteriliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'le dalga geçmek için yapılan bir kibrit. Hitler'in affedersiniz şu e, kaba eti poposu. E poposu. Poposu. E, kibriti çakıldığı yer. <laughs> nasıl? Evet. Evet, nasıl? Harika. Nasıl? 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 Müthiş. Değil Harika. Mi? Çok güzel. Ee, İlham verici. E, Tabii yani. <laughs> İlham verici güzel. İlham tam, verici. Evet, evet. Yani bu Hitler bir diktatör ve tarihte diktatör beyniyle değil de şeyle var olmuş. Müthiş değil mi? Ve bak. <laughs> ve bak. Aa bunu çok bu benim çok sevdiğim bir insanla of Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Y 12 Nisan 1961 uzaya çıkan ilk insan ve onun için yapılan o zamanki Sovyetler Birliği kibrit kutusu. Çok çok değerli. Peki al bakalım sevgili Laho. Şuradan kibrit çıkar yak. Çıkar. Zarafet çıkarsın. Ne oldu? Ne oldu? Ucu yok. Ucu yok ha? Neden? Çünkü bu kitapsının üstünde şu yazıyor. Yakamazsın. Kitaplar bir daha asla yakılmasın. Almayalı. <laughs> Nasıl? Ne güzel ne oldu bak Sevinç öyle bakıyor denden den, no, de olmam. Ben no yapın ne oldu hani sizde var mı o Sevinç? Ya benim canım? yani ne hadime böyle bu ben gittiğim yeni. yerlerden bu, sevdiğim ülkelerden filan an kitaplar şey. yakınıyoruz bizce. Bu, bu, bu toplumu. Havası şey. ben ben. Şey. Bu bu başka hafızası. Bu, bu bu bir felsefe. Siz toplar mısınız Ahu Hanım böyle gittiğiniz yerlerden? Ben böyle şeyler toplamıyorum. Ben daha çok kıyafet ve takı ilgi alanıma girdiği için. Hangi kıyafetler, hangi ya? takılar mesela? Yani güzel i̇şte bir tarzınız var mı? Mesela yine hani vintage olan. Bir, o mudur? Yine o vintage içerisinde hani 90'lar mıdır, 50'ler midir, 70'ler midir? E, kendim kullanacaksam eğer e, daha çok 80'ler ya da 30'lardan bir parça buluyorsam ne kadar şanslıyım? 80'lerden bulması kolaydır. Kolay, anladım. daha kolay. 30'lar biraz daha zor. Evet. Evet. 80'ler mi, 30'lar mı? E, 30'lar. 30'lar. Evet. Ya siz, çok siz de zoru sevenlerdensiniz Yok. yani. Tabii. Zoru Altın tabii. çağdır ama o çağ. Evet. Her şeyle katılıyorum. En güzel çağ. Oğlunuz ilgileniyor mu oyuncakları var mı? Ne tür oyuncaklarla ilgileniyor? Var tabii ki olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> ne tür oyuncaklar? Ee, oyuncaktan ziyade o daha çok kendi üretmeyi seviyor. Hadi bakalım. Yani yazsın, çizsin, müzik dans etsin. Ha o tip şeylerle. O, evet ama oyuncakla da oynuyor puzzle yapmayı çok seviyor. Harika. Evet. Bu puzzle'ın bir tarihi var mı abi? Puzzle'ın bir tarihi ne olur? Gideyim mi? Lazım? Olmaz olur mu? Var mı yani? Victoria hani Victoria dönemi. Soktu bunu? Victoria dönemi. Victoria dönemi. Aslında bu puzzle türlü çocuğun zekasını ve kişiliğini, karakterini gelişecek oyuncakları biz e, doktorlara borçluyuz. Niye? Ya. Çünkü doktorlar koruyucu aşıları buldular. 1800'lü yılların ilk yarısında. Ondan önce çocuk yaşayacağı bile belli olmayan bir yaratık. Bir canlı. Var ama dur bakalım hayatta kalacak mı? Ne zaman ki doktorlar koruyucu aşıları buluyor, ondan sonra çocuğun mobilyaları, eşyaları, çocuk odası, oyuncakları ortaya çıkıyor. Yani biz çocuğu hekimlere borçluyuz biliyor musun? Onların ayaklarının altını öpsek az. Koruyucu aşılar. Ondan sonra ortaya çıkıyor işte sevgili Ahu. Bu çocuğun işte resimli küp oyunlar, puzzle'lar. Çünkü çocuk artık çocuk zekasıyla var. Bu zeka geliştirmeliyiz. Çocuk artık hayatta. Buna değer vermeliyiz. Ondan sonra ortaya çıkıyor. İlginç. Sen Çok. yapar mısın senle puzzle'larla uğraşır mısın? Yok ben hiç puzzle'cı değilim. Sabır ister. Sabırlı hiç bir istiyorum. kadın mısındır? Sabırlıyımdır ama öyle bir öyle bir ilgi alanım yok yani öyle söyleyeyim. Puzzle'la hmm. pek ilgili değilim. Anladım. Ama Kemal'in puzzle'larıyla mecburen tabii Kemal ilgileniyorum. Kemal'in puzzle'ları mecburen bulmak zorundayız. <laughs> mecburen bulmak. Süper babayı özlüyor musun? Altan babayı özlüyor musun? kesin. Hadi biraz hatırlayalım ya. Ay Şimdi lütfen. Şevket Altuğ'a buradan e, muhtemelen uyuyordur bu saatte ama olsun. Uyumuyor olabilir. Yani her seferinde ...sevgilerimi iletiyorum ona. Ay harika. Palamut'taysa oraya, buralardaysa buraya. Buyurun efendim. Belki de sorun benim bu evde olmam baba. Saçmalama. Burası senin evin. Daha önce de yaşadık bunları. Sonunda mecbur kaldım ayrılmaya. Ama gene döndün. Bak baba, artık durmadan... ...mazeret uydurmak istemiyorum. Sırf işimi yapabilmek için sana yalan söylemek... ...zorunda kalmak istemiyorum. Alo. 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 Alo baba. Zeynep. Baba sen misin sahiden? Evet kızım benim. Nereden arıyorsun? Nereden arayabilirim kızım? Zeynep bir aksilik yok değil mi? Yok. Yok hayır. Kaygılanacak bir şey yok. Biz iyiyiz. Doğru söylüyorsun değil mi? İnan çok iyiyiz. Hepimiz. Her şey yolunda. Zeynep. Gerçekten. Sunay abi senin gibi alındı. Seni 1990'ların başları, biz hmm. sadece Cuma günleri pizza söylerdik evde. <laughs> başlayacak. Bizim için en büyük şeydi. Yıllar çakma Ocak sonra... müzesi çakma suna yakın. Aynı, <laughs> tam, bir... e -y 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 Yıllar sonra palamut bükünde e? dev gibi bir adamla karşılaştım. İşte o adam şekit aldı oldu. Abi, <laughs> müthiş ya. Siz, bak ya bu çakması gerçekten. <laughs> evet. Müthiş söyleyeceğim. o süper Baba'yı Hatırlarsın sen de. Nasıl ya ya kaçırmazdım. Şey. Olanın en iyisiydi yani. Hatta Kesin tüm zamanların mi? en iyisi olabilir. Evet. Olabilir. Ee, yıllar içerisinde süper baba tekrar süper baba. Neyse ki Allah'tan bizim e, süper baba, inatçı baba çıktığı için bir daha yok Mesut'cum dedi ve hiçbirimiz Şevket altı oyuna dahil edemedik tekrar. Evet. Öyle değil. Ama bu da unutulmuyor. Nasıl yapacağız? Ee, Sanırım Şevket abi e, bu oradan korumaya çalıştığı için olabilir. Gerçekten çok farklı değişti. Kendi döneminde evet her şey kendi döneminde değerlendirilmeli. O kadar güzel hatırlıyorum ki Mesut yani benim ilk okulum ben okuyordum da aynı zamanda hayatımda hep öyle oldu ya her şey bir anda oldu ya olmadı. Yani öyle bir şey ya hayatın dinamiği aynı zamanda okumaya çalışmak aynı zamanda şehir, şehir tiyatrosunun ilk yılı okulumun ilk yılı ve e, televizyonda çalışmaya başlamamın ilk yılı. Hepsi aynı zamandaydı. E, zorlayıcı oluyor ama böyle bir yandan da çok öğretici ve çok tatlı oluyor. O kadar çok öğretmenim o kadar çok ustam oldu ki o işte özellikle Süper Baba'da. İkişi evet. bir kadroydu zaten inanılmaz Şeket abi zaten babamızdı. Yani üç çocuğun babası. Hala babamız ya. Yani. Bence biz rol rol yapmıyorduk. Çünkü zaten hani çocuk e, rol yapmaz ya. Hı hı. Yani ben i̇şte de güzel. Payende de Eray'da Böyle metni bugün elimize aldığımız yani bugün bu yaşımda elim al nasıl ya bu bu kadın nasıl bir kadın bu kız nasıl bir öyle bir şey düşünmüyorduk. Hayır evlenmiş bile ya o küçücük kız evet. çocuğu evlenmiş. eraydan işte e, geçtiğimiz eray hoca oldu. E, eray e, hocaydı. kocaman hocaydı. bir e, adam oldu. oldu. Payende bir gün benim bir oyunuma geldi ben onu tanımadım. <gülüyor> <gülüyor> öyle canım evet. ya yani çok, çok çünkü payende böyle masanın altından yürüyebiliyordu biz böyle öyle hadi canım çekim var diye onu alıyorduk Hı. birlikte ödevleri biz birlikte büyüdük o sette Hı. herkes birlikte büyüdü. Hı. <laughs> Hmm. Ve o set benim okulumdur. Müthiş bir şey. Ben Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde okurken aynı zamanda Süper Baba Akademisi'nde de okuyordum yani. Aslında oradan şey. da. O akademi hep açık kalmalıydı. Belki Şevket abi'yi biraz dürtmek lazım. Yani belki bu işi bir akademiye çevirmek. Gerçi hani Kezban'da, Kerem'de yani çocukları Tabii. da son derece iyi işler yapıyorlar ama e, ne bileyim Şevket abi'nin tadı da başka lezzetli baba. Şevket başka. abi başkadır. Süper Baba yeniden çekilsin mi? öyle şey başladı mı yani Ne olmuşlar değil mi? Bu kadar zaman sonra evet, mı? Öyle ki, bir şey Süper babacığım. yani. Şu Şevket abi süper dedi olmuş. Yani, o, <laughs> yani orada bir telefon görüyoruz o cep telefonu oluyor falan günümüz şeyi oh, mi? <laughs> gündem, gündem. Çok gündem. özel sahneler seçmişler ama yani ilk ki galiba benim gazeteci olmak istediğim. çünkü hep o model kızı oynuyordum ben yani işte okula gitmek istiyor baba bir şekilde direniyor sonra kabul ediyor. Ondan sonra o sahnede Şevket abi hapiste ve evi boşaltmak zorunda kalıyorduk. Çok özel bir sahnedir. Sürekli yalan anlar söyleyerek bitiriyordum. Bir bölüm çok ağlamıştım oynarken. Damalar. O zamanlar böyle şeylere ihtiyacımız yoktu ya baba. Ben, ben de, şey onu damlalarına ağlatılmaya. 4 yaşında kaybettim ve babalığı biraz süper babadan öğrendim. Ee, Şevket Altuğ'dan Bunu da yüzüne karşı söylüyorum. O yüzden Şevket abi sürekli baba derim. O da hiç alınmaz. Bilir ki alınmaz. babalığı ondan öğrendim ben. Gerçekten öyle biraz düşe kalka öğreniyor insan babalığı. Neyse güzel şeydi. Bugün 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 bir haberde bir kız çocuğu babası orada bir şehidimiz gitme dedim sana baba gitme dedim evet, sana baba dedi, ağlıyordu. Yani... Çok kötüydü. <laughs> Babalar da önemli. Peki güzel bir şey. O, o neyse. Ben, ben e, daha burada bir sürü belge var. Bu belgeleri açmam gerekiyor hanımlar kusura bakmayın. E, sepet dolu gelmişsin. Sepet de göstermedi. Sepet şey var var yani tabii. Oho. Aman al. Ne? 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 Merak et, et tabii. Sen merak Edilmez edin. mi? Ha bak dur. 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 Şimdi hep böyle şeyden süs ya. Hı. Şu bir i̇p cambazını gösterdik. Sade alışık ustamızı gösterdik. Sade alışık ustamızı gösterdik. Orada. Jülver'ni göster. Evet, evet. Cambaz. Cambazımız burada. Sade alışık. Sade alışık. alışık. Jüver. kervana. Babam. Ha, İnaçı canım. Kervana. Ya babam. Ya senin dedenden söz edeyim mi ben? Deden. Hadi bakalım. Fahrettin Paşa Medineyi savunuyor İngilizlere karşı. İngilizler. Lawrence dönemi. Bak. Bak. Büyük o, Medine savunması. Abi, var. Büyük Ondan bahsediyorsun. Fahrettin Paşa. Ya diyorlar Lavrez saldırmayın bunlara. Zaten yiyecekleri içecekleri bir ay belki yeter. Kuşatıyorlar. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, altı ay, bir yıl. Fahrettin Paşa ve adamları çekirge yiyip at sidi içme pahasına o kutsal toprakları vermiyor İngilizlere. Orada o Medine'yi, o savunan, kutsal toprakları savunanın torunu kim biliyor musun? O askerlerden bir tanesi. Ha? İşte burada oturuyor. <laughs> ha? Hmm. Kadri Bey. Fahrettin Paşa'nın askeri. Subay. Ya bak ne var yanımızda. Babadan söz ettik de bir de onun babasından söz etsene. Ha? Ya öyle Sevinç Erbulak derken derken duracaksın kardeşim. Erbulak deyince duracaksın biraz tamam mı? Nereden geliyor? Ha, e, tamam hafızası olmayan bir kitap. kolay değil. Tamam o nereden geliyor? Sadece öyle padişahlar 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmez. Ok. onlar da gider. İnsanın da bir soyu vardır. Biraz da bunları hatırlayalım konuşalım. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci Ferdinand. Ne bana ne? Bu bunlar ki. Sen bana bunları anlat. Hayatı hayat yapan, ülkeyi ülke yapan, milleti millet yapan bu. Senin annen var. Senin o baban o güzeller güzel insan. Başka kim? Niye yırttım ben o kitabı? Babamın resmi niye yok orada? <laughs> Çok güzel. Tabii. Şimdi bak oradan geliyorum. Hayallere geliyor. Bak birdenbire. Diyelim bak. 1963 yılında bir insan harika bir iş yapmış, ilki gerçekleştirmiştir. Burada Jürgen İlaç'ı Kerben Ağa'da, nasıl geçiriyor İstanbul Boğazı'nı? İlk cambaz değil mi? Cambaz. Boğaz'da ip, ipin üstünde cambaz yürüyor. 1963, Yüzbaşı, Deniz Yüzbaşısı Atilla Hülagü, rahmet ve saygıyla analım. Su üstünde yürüyen ayakkabılarla İstanbul Boğazı'nı bir yakadan öteki yakaya yürüyerek geçiyor. Ya çok güzel. Ya. Bunu gerçekleştirmek isteyen ve bunun projelerini çizen kim? Leonardo da Vinci. Leonardo Vinci'nin bu hayalini, hayallerden söylüyoruz, hayal kahramanları. Başaran kim? Atilla Hülagü. Nerede? İstanbul Boğazı'nda. Nerede Boğaz'ın suların içinde Atilla Hülagü'nün heykeli? Çok doğru Hadi bakalım. Ha bunu yapan bir İngiliz, Fransız, Alman olsa oraya koyarlardı onun heykelini. Türk olunca ne oluyor kardeşim? Ha? Batık. Ha işte gelin vatanseverliği burada arayalım. Bilgiyi üretmekte, çoğaltmakta, hayata katmakta. Karanlığı aydınlatmakta bunları hayata katarsak, ben kendimce bu kadar, o o kadar, bu bu kadar. Ama bunu biz olarak yaparsak, işte o zaman haberler değişir sevgili Mesut. Güzel. Ee, Kız Kulesi'ne aşık mısın hala? Oo hem de nasıl? Orası müze olacak bir gün. Beni kalbimden vurdun. Kız Kulesi, ben 92 yılında Kız Kulesi'ni işgal ettim. O ilk direniştir biliyor musun? İstanbul'un tarihini, doğasını, parkını koruma tarihinde ilktir. 900 metrekare inşaat alanı. Neresi? Kız Kulesi. İstanbul'un en eski anıt eseri. 9 metrekare inşaat alanı. Denir mi? Burası müze olmalı. Buraya dokunmamalısınız. Buraya insan gelirse ancak sanat etkinliği için gelmeli. Yazılı ilk ahşeri İstanbul'da yazan da bir kadın, bir Sümer tableti. 1951 yılında Samuel Noah Kramer, Sümerolojinin babasıdır bu. Geliyor, senin adamın biliyorsun ve o tableti buluyor. 5000 yıllık bir tablet, yazılı ilk ahşeri İstanbul'da yazan da kadın, Niye bunu kız köşesine koymayalım? Böyle bilgiyi üretiyoruz. Ama ne oldu şimdi? Restoran. Böyle bir şey olabilir mi? Şiir cumhuriyetiydi be. Şiir, bravo. Şiir cumhuriyeti olsun diye çok uğraştım ben. Ya bak o yılların ben partiyi parti sevmiyorum. Ben ilk siyaseti sevmiyorum. Bilmiyorum, Ama sevmiyorum, o yılların sevmiyorum. 92 yılındaki siyasi yapısı çok başkaydı. O zaman CHP vardı ne? Biz gene onlara karşı mücadele verdik. Bugün de İstanbul'un parklarını, değerlerini, tane korumak için her şeye karşı mücadele veririm kardeşim. Çünkü onlar da gidecek, başkası gelecek. Biz yine mücadele vereceğiz. Aynen öyle. Ne adına? Bu toplumun hafızasını, belliğini korumak adına, bilgiyi üretmek adına, bunlar adına. Ha? Bunlar adına. Yani dediğin gibi kız gözünü koruyamadın da suna yakın. Boğazın içinde kız gözünü koruyamadıktan sonra diyorsun ki şu Atilla Hüla günü, şu güzeller güzeli. Ha? Ha? Düşünebiliyor musunuz? Ya yani biz askerlerimizi illa şehit olunca mı hatırlayacağız, anacağız? Ha? Ne oldu? Bu, bu, bu bir deniz bası, bir Türk askeri değil mi bu? Niye bunun heykelini anıtını koymayalım? Da Vinci'nin hayalini gerçekleştirmiştir diye. Niye? Aynen. Ya sevgi üretmedikçe, bilgiyi çoğaltmadıkça <laughs> e, karanlık üstümüze gelecek ne yazık ki. Kız Kulesi'ni bir gün mutlaka müzi, müzi, yapacağıma inanıyorum. Yarın sabah o sabah oldu. Yani bu sabah. Kültür Bakanlığı'na uyandığımda bunu gerçekleştirdim. <laughs> ya yani. peki yarın sabah bir telefon gelse. Gel şu Kültür Bakanlığı e, yardımcısı ol. Ben bunları bıraktım. Ben bunları yok yok ben ben sever seve, ben ülkem için her şeyi yaparım. Ama ben e, bunu şöyle söyledim tabii mecazen söyledim ama bilgi herkesindir. Bu bilgi taşımak bu bunlar benim değil. Ben sadece artı, ilim. Seve seve. Ne yapmamız gerekiyorsa bu ülke için ne e, seve seve. Yeter ki yeter ki şu silahlar şu nefret söylemi bir an önce sona ersin. Bak bu ne biliyor musunuz? Bu da çok çok değerli. Bu hiç bulunmaz. Çok çok değerli. İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş. Almanya'da yapılan bir oyuncak. Bak, savaşta yapılan bir oyuncak. Savaş. Burada bir asker, Nazi askeri. Nasıl sempatik gösteriyorlar gördün mü? Bir kız çocuğu evinde kekler, kurabiyeler yapıyor. Bu bir kurabiye kalıbı. Bakar mısın? Bir kız çocuğu için ha? Ve cebedeki babasına gönderiyor. Oysa ha? Kan gövdeye götürüyor. Ama öte yanda işte çocuğun dünyasını korumak. Ya yani Naziler bile çocuğun dünyasını korumakta bir değer bir şey üretmişler düşünebiliyor musun? Yani çocuğun psikolojisini, çocuğun dünyasını korumak için böyle bir oyuncak üretmişler. Kek kalıbı değil mi o yani? Kek kalıbı. Yine yine çok çok enter bu da hiç bulunmaz. Bu da müthiş. Yine bak İkinci Savaşı'nda bu acı olan ne biliyor musunuz? Bu oyuncak üreten fabrikalar savaş başladığında ilk iş onlar kapanır ve silah üretmeye başlar. Ne kötü değil mi? O oyuncak üreten kalıpların yerine silah kalıpları gelir kardeşim. İşte o dönemde çok ender oyuncak üretilmiştir. Çok ender. Savaş ya. Bir Dünya Savaşı. Onlardan biri. Yine Nazi Almanyası. Bir satranç takımı. İki Dünya e Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nda üretilen satranç takımına bakalım. Taşlara bak. Kırmızı mavi. Buyurun. Kırmızı mavi silahlar, bombalar, nefret, öfke, taktik zaten. <laughs> ya şun, ya nedir bu insanlık? Ha? Ya ya insanlığın çektiğine bak. Bunları unutturmam adına işte bir daha bunlar yaşanmasın diye e, tabi müzeler, müzeler bunun için var. Bu yüzden var. Bu yüzden var. Yani yoksa e, Türkiye ne yazık ki bir arada yaşama kültürünün bu silahla, nefretle, kavga ile bir şeyin çözülemeyeceğinin hafızasını belliğini bir oluştursaydık e, yine haberler değişirdi. Müze, müze diyorum. Çünkü geleceği aydınlatan ilham perileridir. E, müze zaten ilham perisi demek. Müze Müz. Fransızca'da müz. İlhan perileri demek. Müzenin sözcük anlamı ilham perileri. Yani bizim geleceğimizi, yarımızı var edecek ilham perilerinin o düşüncesi, bilgisini üreten mabetlerdir. Müzeler. Peki bakalım şey, yani. şimdi hatırlar mı Aviyatu? Safinaz, sıska, pergel böyle şeyleriniz var mı? Sıfatlarınız var mı? Evet. var. Ha, dur dur çok güzel. Safinaz, sıska, Küçükken pergel. Öyle ha, hepsinin bir tarihi var aslında. Sunay abi anlatabilir. Yani <gülüyor> sana, <gülüyor> Elbette. Sıskanın da pergelinde. Şimdi kullanılıyor mu hala? Yok. Kullanılmıyor Allah'tan. Yeni Allah sıfatlarınız var mı? Yok bilmiyorum yani ben gerçekten ha, bilmediğim için soruyorum. Yok yok yeni sıfatlarım yok. Ee, ama o... bayağı kullanıldı. Bir dönem <laughs> kullanıldı hepsi. <laughs> değil mi? <laughs> evet. Safinaz çok uzun güzel ama ya. ya. Safinaz güzeldir ama değil tabii mi? Ya, tabii Safinaz aslında şey Ama tamam. tam yani okula giderken çünkü o e, kolej eteği giyiyorsun ya. Çok hı. uzundur o. O bacak uzun. Bacaklar da böyle çöp gibi altından i̇şte. çıkıyor. Tam. Acaba? Temel Reis Segar'ın bir <laughs> Segar, 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 Popeye. Patlak göz de bize Temel Reisçe çevriliyor. Segar'ın e, yarattığı kahramanlardır onlar ve hepsi gerçektir. Segar Mississippi Nehri kıyısında küçük bir kasabada geçiyor. Sıkılıyor da, sıkılıyor. Bir genç çizer, sıkılıyor. Bir sinemanın e, sinemada çalışıyor. Sinemada filmleri çıkıyor dışarıya. E, renkli kalemlerle kaldırmak resmi resmediyor, biliyor musun? İzlemeyenler de görsün. Baya baya sıkılıyormuş. Canım. Tabii ya, o çok Böyle bir şey. Ve sonra gidiyor. E, Chicago'ya gidiyor. Hatta e, Charlie Chaplin'i ilk konuşturan Segar'dır. Ha. Şimdi Charlie Chaplin ilk kez diktatör filmini Hitler'de geçti filmde konuşuyor ama ondan önce onun çizgi romanı çıkmıştır Chicago'da ve onu çizen Segar. Ve baloncukla konuşturdu onu. Charlie ilk konuşturan odur. Ama hiç beğenilmedi. Bir yıl çalıştı, kovuldu. Ha. Sonradan bir şey çizeyim, bir şey çizeyim dedi. Tuttu. O özlediği terk ettiği kasabadaki hayatı birebir çizdi. Temelriz. Hepsi gerçek biliyor musun? Hepsi. Ispanak ee, abi. Yüksekler Tiyatrosu. Gerçek, Temple Theater. Yüksekler Tiyatrosu. Orada bir tiyatroda olanlarla başlıyor aslında her şeyi çizmek. Aslında o ıspanak o da şöyle giriyor. ıspanak üreticileri zarar ediyor. Ah, e, 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 tabi bölgede tabi bö Her bütün Amerika'da bir şey yani. tabi tabi tutuyorlar e, ondan dolayı hadi ıspanak ıspanak ıspanak, ürün yerleşti tabi tabi tab <laughs> tamamıyla aynı, yani aynı. Amerika ne de olsa Amerika İşte evet. işte o safinaz gerçek o Popey patlak göz temel reis oranın barını işleten biri safinaz gerçekten orada çalışan bir kız hakikaten oraya gelip yemek yiyorlar ve hakikaten ona aşık Hepsi gerçek. Hatırladıklarını çiziyor ve öyle ünlü oluyor. Yine hayattan alıyor yani her şeyi. Çok ilginç ya. Evet. Kaba kimmiş? Ben onun daha böyle Kaba sakal ama... da gerçek. Vallahi romantik bulurum ben o adamı. Kabadır mı, ama romantik. <laughs> ya bir hani sonuca gitmeyin. Kaba romantik. Kaba romantik. Evet. kaba. Benim yani Göksel Göksel Bekmezci bizim Müjdat Gezen'in evet. öğrencimizdir. Çok yetenekli bir yazardır. Evet. Göksel Bekmezci onun bir şiiri var. Hatırlayamıyorum ama e ee, dur 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 burada. Dur dur dur. Ne varsa dur var ya. Dur dur dur. Tabii ya. Ha. Hafızanın yetmediği yerde en önemli, bu kitapları biz niye yazıyoruz? Siz ben onu bulayım ya. Siz <laughs> Tamam Göksel anlar. Dur, dur dur dur. Ah buldum. Buldum. Bak. Şöyle yazıyor bak şiirinde. Temel Reis'i hiç sevmedim. Aklım karışırdı. Ispanak mı önemlidir? Kavga etmek mi? Yoksa ıspanağın kavgadaki etkisi mi? Ve adı neden Temel'di? Karadenizli miydi? Karadenizli bir çizgi film kahramanı çocukluğuma büyük gelirdi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel değil mi? Çok güzelmiş Göksel. Nereden nereye ya? Göksel'i buradan sevgiyle öpüyoruz. Sıfat yok artık. Şey, e, podyumdan oyunculuğa geçtiğiniz biraz sert oldu diyorlar. Yani çok hızlı geçti. Oysa ki o arada galiba bir oyunculuk dersi alınmış değil mi yani? durulmamış. Aslında hiç hızlı olmadı. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Yani 99dan başlayan bir süreç vardı. Ee, gösteri sanatları okudu. 99'dan başlayan? Evet. Çok da hızlı olmamış yani. Neredeyse çok hızlı olmadı. Bir şey yani. Çayka Tekan'ın kursuyla başladı hmm. aslında ama hmm. o bana çok teatral geldi. Çok benim alanım olmadığına karar verdim. Biraz Sonra daha teknikti ben evet. Sonra gösteri sanatları ve çeşitli workshoplarla devam etti. Sonra sunuculuk ve oyunculukla. İlk oyunculuk nedir? Neresidir? Hangisi? E, 2001'de Uzaktan Kumanda diye bir sitcomda oynadım. İki Hı. bölüm yayınlandı ve kalktı. Hı -hı. Ha -ha. Tabii. <laughs> uzaktan Kumanda bir şeymiş ya. <laughs> tamam tamam. O dönemde iki bölümdü şeyler zaten. Öyle. Yani, sitcom dediğin iki bölüm. Dramalar 13 bölüm falan <laughs> filan şimdi yani. Şimdi yine Çok... özümüze geri döndük. İki bölümde kalkıyor her şey. Çok öyle benim dizim var mesela. Beş bölüm Oynamışız, kalkmışız. En uzun hangisi? En uzun oynadım. <laughs> en uzun oynadığım sanırım bu. Paran mı? Evet. Onu paran parçayı bulduk. Yani. <laughs> Aynen. E keyifli, güzel. Ya yani iyi gidiyor. Ee, Gayet iyi gidiyor. Şimdi bir şeyler değişecek galiba önümüzdeki bölümlerde ama sormayayım ne şey kaçmasın. Ee, Sen de dizi yok. Ben de dizi yok. Bizim bir okulumuz var, belki duymuşsundur. Söyle bakalım. Ee, şu anda bizim müzeye göre oldukça genç. Yeni yürümeye başlayan ikinci yılımız Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi açtık. biz. Şimdi öğrenmiş. Bostancı'da. Böyle bir okulumuz var. Evet, böyle bir okulumuz Harika. var. Hem yazarlık bölümü olan, Harika. hem oyunculuk bölümü olan çocuklar çocuklarla olan için daha çok çocuk olan daha doğrusu. Yetişkin sınıfımız iki tane, çocuk sınıfımız yedi tane. Oo, bravo. Bu Hafta sonları, evet, çocuklara drama, müzik, çocuk yogası, sene sonu gösterilerini hazırladığımız, biraz farkındalıklarını yükseltmek için, biraz böyle hafta sonu üçer saat, cumartesi ve pazarları. Ben orada eğitmenlik yapıyorum. Zaten hayatımda 17 senedir artık eğitmenlik dediğim bir öğrencilik serüveni başladı. Ben mezun olduğumda oyuncu olduğumu zannettim. Hı. Çok güzel yanılmışım. Sonra eğitmenlik yapmaya başladım ve öğrenmeye başladım. Elbette ben öğrenciyken de çok değerli şahane öğretmenlerim vardı. Ama öğretmenlik yaparken ki öğrenmek başka bir süreç oluyor. Hı. Şimdi benim hayatımdan kızımı tabii hiç saymıyorum bir sürü şeyi çekebilirsin hatta her şeyi. Bir tek eğitmenliğime dokunmayın diyorum herkese. O kalsın. Yine. O kalsın. Peki karikatür var mı? Babadan kalma bir Ay ben de çok kavinde, kızım kavinde var o. Öyle ben mi? de hiç yok. Ben çocuk güneşi, bile, şey, çocuk güneşi bile çocuk güneşi bile çizemiyorum. Diyorsun. O kavinde. kavin ressam olma yolunda çok emin adımlarla ilerliyor ama pastacı da olmak istiyor, oyuncu da olmak istiyor, resim de yapmak istiyor o kavinde. Yani yazarlık anne babadan ortak bir gen, oyunculuk keza öyle. Yazarlığım da benim öyle çok yok. O ben yazıyorum sadece. Yazarlığım var dersem şimdi sevdiğim yazarlara, hayranlık duyduğum yazarlara çok ayıp etmiş olurum. Yok ben ya yazıyorum. O. Hı -hı. E, çünkü o muhtemelen o arşivci kalbim işte bir şeyleri sürekli kaydettiriyor bana. Öyküler yazıyorum ben ama e, bir tane yani bir kitap gün ışığını çıktı. Ötekiler biraz bekliyor. Daha yapıyor. dinleniyorlar. Abla biraz daha hızlı galiba. Ablam çok hızlı. Abla Ablam Agatha Christie. Abla, yani. Ablam Agatha. Acayip şeyler. Ablam biraz şimdiden daha şimdiden. o şeyde kuzeyde yaşamış olmanın. Ablam orada çok biriktirdi. Ablam da iyi bir biriktiricidir. Bizim aile genelde biriktirme kültürü üzerine kuruldur. Çok farkında değilizdir ama sonradan anlarız. Ablam çok biriktirdi. Özellikle Norveç'te <laughs> yaşarken. Ondan sonra şimdi hepsini <laughs> yazarak kitaplar şimdi haline tek, tek, tek getiriyor. Zaten olur. okulun da ilk düşüncesi ablamdan, daha handan çıktı. Ben ve annem çok korktuk. Yani şimdi yapabilir miyiz diye. Ablam da yapalım dedi. Yapalım böyle bir şey olsun hayatımızda. Yetiştirelim. Sunay abinin dediği gibi. Biraz ışık tutmak anlamında. Hı hı. Şu an hayatımın çok büyük bir bölümünü orası kaplıyor. Arka. Bir de şehir tiyatrolarının Erhan abiler, Erhan Yazıcıoğlu zamanında Arif Akkaya ile birlikte başlattı. Şimdi bizim içinde 21 eğitmenle tamamen gönüllülük ilkesine o da bağlı olmak üzere sürdürdüğümüz bir atölyemiz var. O da 8 ay sürüyor. Şimdi 60 tane öğrencisi var, 4 tane sınıftan oluşuyor yetenek sınavıyla giriyor öğrenciler. 17 yaştan başlıyor. Sonsuz yaşa kadar giriş hakkı var. Hayatım bayağı gönüllü geçiyor senin anladım. <laughs> 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 Yok canım. <laughs> o kadar değil Ama gönül işiyle yapılan her şeyi çok önemsiyorum. Her, şey evet. her şey çok iyidir. Evet. Her şey çok iyidir. İlk bu gönüllü kavramı nereden çıkmış diye sorsam onu da... Bence vardır tarihi. Vardır <laughs> vardır. İlk gönüllü. Herkes ciddi ciddi bana bakıyor. <gülüyor> ya. <laughs> <laughs> ha, <Herkes gülüyor> Ya bu değil mi? Bu, ya Cem, sevgili Cem Yılmaz bunu başım açtı benim ya bir <laughs> tarih, yani tarih değil mi? o o pek yakında filminde o birliktelik eee herkes gülümüzü de onu soruyor Flash Gordon. Evet ya. <laughs> Flash Alex Raymond'un. Ama Flash Gordon'dan önce ilk ilk çizgi roman uzay kahramanı kimdir? Bilmiyorum o kadar istiyor. Çok... Çıt diye cevap vermeyeceksin. Hayır, Hayır değil. Çıkmadı mı bizden? yok bizden bizden değil. Ha ilk bilim kurgu uzay romanı yani insanın aya gittiği için ilk alatan roman bizde. Yaklaşık 2000 yıl önce Lucian. Samsat'ta yazmış. Urfa ve Adıyaman arasında. Tabii. Berlin Kütüphanesi'nde el yazması. Ya sevinç neler var çok bu topraklarda. Çok sevindim Berlin Kütüphanesi'nde Bu topraklarda olmasına. neler var. Biz de olsa zaten herhalde neredeydi şimdi. O, ilk, <laughs> o yüzden çok sevindim. <laughs> i̇lk, ilk uzay romanı bizde aslında. Ama çizgi romanda ilk, bak bir de ona, son artık bu son bitiyor ha. Ama biter mi be? Bitiyor, valla bitiyor. Aa, ben bütün, bütün tezgahtaki bütün mallar bu. Ya sizin tezgahlar sadece de, 2 milyonda birini getirmişsiniz. Bak Rogers, işte bu orijinal bir Bu bugün bak Star Wars'lar aklına ne geliyorsa çizgi roman. Çizgi romanda söylüyorum. Çizgi romanda ilk çizgi roman kahramanı Hepsi işte Bakracırs. diyorsun yani. Budur. Evet. Evet. Bakracırs ve de şimdi buna sevin, çıldıracak. Bakracırs'ın ilk Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Pop-up kitabı. Ah. <laughs> nasıl? Aa, da nasıl? Nasıl ama? <laughs> ya bunlardan alın biliyor musun? Ya yani kemale bol bol bu pop-up bu, pop-up pop kitaplar. Yani şunları ne yapıp edip e, lütfen yani bunları... Tabii hayata geçirmek lazım. Peki yani. ben bir şey sorayım size. Ha, Hep böyle ha. çocuk duyarlılığına söz Bir çocuğun e, kişisel gelişimine, zihinsel gelişimine pırlanta mı faydalıdır, gazoz mu, oyuncak mı? Hangisi daha faydalıdır bir çocuğun kişisel gelişimine, zihnin gelişimine? Ha, Pırlanta mı, gazoz mu, oyuncak mı? Pırlanta olabilir. <laughs> Çok güzel. Pırlanta olabilir. E, tabii ki oyuncak değil mi? Evet. Pırlantadan aldığımız stopaj 0, gazozdan aldığımız stopaj 8, oyuncaktan aldığımız stopaj %18. Oyuncak da %18. Değil Şimdi zaten anne baba zaten bilinçli ya. ve bilgili <laughs> değil. Genellikle öyle. Ha? Anne hani bilinçli değil. Zaten oyuncak seçimi bilmiyor. Bir de bu kadar yüksek miktarda ha? Yani lüks tüketim maddesi. Bugün soralım milliyetimizden kültür bakanlığımızdan sağlık bakanlığımıza aileyi koruma bakanlığına her şeyi pedagoglara psikologlara ne der? Oyuncak çocuğun kişisel eğitiminde e niye onu olmazsa olmaz lüks tüketim maddesinde gösteriyorsun o zaman ha böyle bir şey olabilir mi? Çocuk bakanı olduğunda değiştireceksin. Bunlar abi evet benimle. sevinç. Bunları konuşalım i̇şte, tamam bütün Çocuk mesele bakan. bunlar yani asıl kanadığımız yerler ben hep onu örnek gösteriyorum ya teknik sahne oyunlarımda. Elimizi kaşırız yara olur. Ahu yara olur elimiz. Doktora gideriz. Kaşırız ya kaşınıyor. Doktora deriz ki elimi kaşıdım yara oldu bana merhem. Doktor yarayı inceler ve der ki sizin ciğer filmizi çekelim. Ya Türkiye'nin meseleleri bu televizyon haberleri kaşıma maşıma yok. O ana bunu dedi. O çıktı bunu dedi. O dedi, Ya bu değil lütfen ya. İnanın çok daha derinlerde. İşte bak ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Bak ben kavga mı diyorum? Hayır. Ha benim kavgam karanlıkla, bilgisizlikle. Tek kavgam Öncelikle kendimle. Çünkü bildiklerimi ben de yenileyip genişletmeliyim. Hepimiz bunu yapmalıyız. Öyle bilgi durağın bir şey değildir. Yoksa hala mağaralarda yaşıyorduk. En büyük kavgam kendimle o zaman. Ya karanlık da benim içimde. Merak etme yani. Şimdi çok girmeyelim felsefeye. Biz kendimizi yenilemeliyiz. E o zaman o zaman her şeyi değiştireceğiz. Asıl konuşmamız gereken, asıl televizyonda bak bütün enerji uzaya gidip geliyor, elektrikler, bir şeyler. İyi de ne çıkıyor ortaya? Ha? Ne var şu içinde bulunduğumuz insan kovanında? İnsan kovanı diyorum bu ben. Bu kadar enerji harcanıyorsa sabah. E ne oluyor kardeşim? Şey. Ne oluyor yani? Her bir, haber oluyor, bir haber oluyor. Bir haber oluyor. Bir acı değil. haber oluyor. Acı acımız, acı acımız, acılarımızı kutuplaştırıp, alıştırıp yeni acılar üretmekten başka ne işe yarıyor şu içinde bulunduğumuz televizyon? Ha? Bana biri bunu anlatsın lütfen. Hadi bakalım. Ne işe yarıyor peki? Bu mudur? İnsan bunun için mi bunca akıl, bunca bilim? Ha? Geldiğimiz şu nokta bak. Önce bu vardı. Bak. Bu neydi? Unuttun mu? Ha? bununla başladık. Şimdi neredeyiz? İşte başladık. E peki niye peki bu kadar yol, bu kadar mesafe bu acılar için miydi? Bir çek. Evet 12'den bu yana konuşuyoruz. Aralık, bildiğiniz aralıksız konuştuk fark ettiniz değil mi? Evet. evet. ama çok güzel bir workshop içindeydik ki kabul edin. Merak yani. ettiğiniz bir şey varsa şimdi sorun manşetlere gireceğim. <laughs> Yoksa da yani bir dahaki workshop kadar bir şey Çünkü Sunay abi her sene bir kere toplar bu şeyi. Tezgahı toplar gelir ve maşallah her sene de o tezgah daha daha genişliyor abi ya. Peki bu e, müzenin bir arşivi var mı? Onları, ah. ha, ya, yani ben her şey her şey her şey tabii maddiyata geliyor. Eşin kötüsü ya şikayetçi değilim ama e, özel müzecinin gelişmesinin öndeki engelleri aşamazsak e, ben kendimi bir şey başarmış olarak gör, görmeyeceğim. E, hepsi bütün o arşiv, belgeleme sen de biliyorsun. Hep sizler de biliyorsunuz. Bunlar hep bir bütçe meselesi. Ben müze ayakta dursun, daha çok koleksiyonu geliştireyim diye bir sanatçı olarak ya, ya, ne sanatçısı? Suna yakın olarak e, teliflerimle e, bunları yapıyorum. E, ama yani bu peki ben öldükten sonra ne olacak? Biri bana bunu söylesin. Ha, ha işte orada duruyoruz. E, yani yoksa gönlüm çok daha farklı şeyler yapmak istiyor, müziği çok daha geliştirmek istiyor. Ama yani sağ olsun film, film isim vermeyeceğim. 10 e, yaşındayız. Artık o musluklar eskidi. Onlar yenilmek lazım. Ama onlar da para çok sevdiğim bir arkadaşım, değer verdiğim bir arkadaşım çok önemli bir yerde aradım. Sağ olsun gelip o ücretsiz değiştiriyor. E peki benden sonra ne olacak? Kim arayacak? Kim kim arayacak? Bizim çocuklarımız. Arayacak. Ama 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 bu işte yasa olmalı. Yani biz bunu bu özel müzecinin öndeki engelleri kaldırmalıyız. Bizim çocuklarımız çıkaracak o yasalar. Ha o yasalar. Ya biz çıkarıp onlara yük bırakmayalım Sevinç. için. Umarım biz çıkarabiliriz. Biz ha biz bunları yapmalıyız. Biz bunları çıkarmalıyız. Yoksa biz yetiştireceğiz. Yoksa bilgi toplumu olamayacağız biz yetiştireceğiz sonra abi. Yoksa o çirkin, yetiştireceğiz. o çirkin taşlar böyle duracak. O çirkin taşlar müzenin şeyin önünde. O hayatı güzelleştirmemiz lazım. Ee, bunu bunu yapacağımıza ben inanıyorum. Bunu yapmalıyız. Çünkü biz bunu yaptık, hep yaptık. Bu topraklar bu. Ee, Türkiye Cumhuriyeti bu. Biz millet olarak buyuz. Biz çok güzel bir toplumuz. Bizde fındık fındıktır, ceviz cevizdir, nohut nohuttur, incir incirdir. Adıyla, tadıyla, lezzetiyle hepsini kabul edeceğiz. Ama aşurenin birliğinin ve beraberliğinin bozulmaması için ortaya işte bu bilgi kazanını koyacağız ancak o kazanda birbirimizi sever, bir arada yaşama kültürünü genişletiriz. Başka bir kazan yok. Sunay abicim bizim çocuklarımız <laughs> Aşure'yi çok sevecekler hiç merak etme. E canım benim. <laughs> Bu topraklar sever <laughs> Aşure'yi. Ya güzel. Hele ki Kadri Bey'in torunu ya. Kadri Bey'in torununun kızı, kızı, onun kızı, onun kızı. Onlar ediyor. Aşure'yi çok sevecekler. Ben Seninki Asacıo değil. Evet. Siz, siz sizinkizi özürüm tanımadım için bir şey söylemedim. Senin keşke babanın babasını keşke tanıyabilsek. Kim ya biziz bilmedi, değil mi? E biz, ama biziz yani ama işte devlet biziz. Yani sorumlu üstümüze alalım. Ben alıyorum ya. Türkiye'nin şu geldiği noktada Sunak'ın Akın suçlu. Evet kardeşim. Daha iyi yapabilirdik. Daha başka şeyler yapmalıydık. E, kendimizi düzelterek, kendimizi geliştirerek e, yola çıkarsak karşımızdakini suçlamayız o zaman. Yani ne bileyim bunları konuş bunu anlatmak gerekiyor da. Neyse sen manşetler oku şimdi. Hani geldik işin <laughs> Çok güzel söylüyorsun. Bu pasa gol atarım manşetler geliyor. Çok sevgili seyirciler, Sunay abimize, Sunay Akın'ın yıllık e, ziyareti bugün gerçekleşti. Ama Allah'tan hepimiz için ders oldu. Bakalım edin. Bakın size bir şey anlatayım. Yeni bir oyun keşfeti nedir? En başarılı filmde hangisi? Bir sorun var nedir? Bu elimde tutmuş olduğum şey nedir? Evet ama başka bir özelliği daha var nedir? Tamam başka ne geldi aklına? Ya gördün mü bak neymiş? Nasıl? Harika değil mi? Nasıl ama? Var. Var. Bu gecenin. Ya var. orada şunu gördüm. Asıl olan sorulardır. <laughs> evet. Yani asıl sorular. Tabi hayatı güzelleştiren, bizi daha yeniye daha güzele taşıyacak olan sorulardır. Eyvallah. Peki buradan da bu dip notu sevgili editörümüze ilettik. Dikkat edilmiş demek ki. Devam ediyoruz. Sevgili Ahu Yatu, bu akşam konuğumuzdu. Ee, koltuk turuncu olduğu için kırmızı uymaz diye siyah giyindi. 1910'dan sonrası eşyalar antika oluyor öncesi. Ee, giymeyin onları. Suna yakın Hazır müze demişken bakın ne göstereceğim size. Gördünüz mü? İnanabiliyor musunuz? Kaç kişi bilir bunu? Ya gördünüz mü? Nasıl? Arka değil mi? <laughs> Çok sevgili dostumuz Sevinç Erbulak ya. bizimleydi. Ben bu yüzünden önde oturan inektim. E, tiyatro oyunları aşimlenmiyor. E, bize kalansa sadece güzel oyundu demek oluyor. Tanımak samimiyeti getiriyor. Suna yakın. Kukla demişken bu kartı vermemi istediler. Bir bakıyor. Kim o? Sevinç Erbulak cevap veriyorum babam. <gülüyor> Kolay <gülüyor> yerden <gülüyor> sormuşum. Kolay yerden gelmiş. Çalıştığım yerden, beni evet. çalıştırdığın evet. yerden. Bu gece evet. çok keyifli şeyler konuştuk. <laughs> Gerçekten çocukluğumuza götürüp getirdi Suna Yakın. Suna Yakın'ın son kitabı Hayal Kahramanları. Hepimizin vardı bir tanesi. Benimkisi Zagor Tenay'dı. Suna abi beğendi. Onun ikisi babasıymış ki en ünlü yüz Türk arasında şey olmadığı için. 100 ünlü ilk Türk. Irtın, evet e, ya. Evet. Belki, Belki de tek yırtı, yırtı kitaptır. Tek Tek evet. ve tek. Sunay abi'nin e, bunda büyük bir şeyle keyifle ve gururla söylüyorum. 4 e, İtalyan üniversitesinden ortaklaşa bir doktor tezi var. Sunay abi'nin oyuncak müzesi üzerine e, Sunay yakınının çocuk sevgisi üzerine. E, edilmeli inşallah bir gün kitap olarak basılır. Türkiye'ye gelir. Gün, yayınlanacak evet. Türkiye'de. Yayınlanacak mı? Türkiye'de yayınlanacak. Bunda müjdesini verelim. Abi gerçekten şey e, bir onur belgesi. Çok teşekkür ediyorum Sunay abi. Geldiğin için. ediyorum. Sana bir oyuncak vermek isterdim ama benimkiden hepsi Oyuncakları var. ben Ama getirdiğin şu... Bana <laughs> çok iyi bak. Bak izlersin. onun kıymetini iyi bir. Aynen böyle. Ama e, bak izliyorum e, seni göreceğim hocam. onu öyle eve götürmek yok. Burada onu tutacaksın güzel bir yer. Tamam peki. Yani, Motosikletin üstüne otur. O zaman Ferda'yı sen arayacaksın. O eve <laughs> Tabi, gelmeyecek. O arayacağım. Yani. Evet, tamam, o burada. <laughs> <laughs> Aa, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ee, keyif verdin, şeref verdin. Kitabı mutlaka Kemal'e iletelim. Elbette. E, ben de söyleyeyim. Çok teşekkür ederim sevgili. Ben yani, teşekkür ederim. Bir sürü şey konuştuk. Bir sürü güzel şey daha konuşacağız. İp üstünde Canbaz, Altan abi. Oo, güzel bir geceydi ya. Velhasıl iyi, iyi bir başlangıç oldu haftaya. Yarın gece yine çift sıfırda karşınızda olacağız. E, o zamana kadar hoşçakalın. Siz de e, karanlığa ışığı taşıyanlardan olun. Her zaman. <laughs> <laughs> Kaka'nın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Laf Çok'ta yarın akşam. Hem Adanalı tiyatrocu hem Fenerbahçeli hem de amca olan Emre Karayel, Kredi adlı tiyatro oyununun yardımcı yönetmeni olarak Mahir İpek, yeni şarkısında İmdat diyerek Yan Kalber ve güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Irina İlkina. Buradalar Çok, Pazartesi'den Perşembe'ye CNN Türk ekranlarında. millisi sorunun en efendisi Her gece stüdyoda burada laf çok yayında Burada laf çok, burada laf çok Burada laf çok